Herkese merhaba arkadaşlar. Dil bilim tekrarını yapacağız bugün. Ses düşük şu an. Ses. Başlangıçta bir mikrofon. Şöyle bir şey, iki bölüm var bugün elimizde. İlk bölümde biz geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakacağız. Bu soruları çözmekten ziyade soruların mantığına yöneleceğiz. Asıl amacımız bu olacak bizim. Baktığımız zaman önce şu konularla başlayalım. 20 konu var dil bilim çerçevesinde. Bu 20 konuya baktığımız zaman son 2 yılda hangi konulardan soru geldi? Şöyle yakabiliriz bunları. Yani ÖSYM'nin elinde böyle revaçta olan, onların öngördükleri, daha böyle sorulara yakın gördükleri konular var. Bu konular işte bizim ilk konumuz dil nedir sorusu. 2 sene önce buradan bir soru gelmişti, Universal Grammar sorusu vardı. Properties of Human Language, dillerin özellikleri. Bu konudan 2 tane soru geldi. Hem 2013'te geldi hem 2014'te geldi. Yine baktığımız zaman phonetics, fonoloji birer soru var burada. Morphology, word formation, semantics, dil ve beyin, dil edinimi ve dil ve toplum konularından şu ana kadar yani bu 2 yıldır yapılan sınavlarda sorular geldi. Dediğim gibi önce ilk bölümü tamamlayalım. Bizim ilk bölümdeki amacımız geçmiş yıllarda çıkan sorular, bu sorulardaki temel mantık. Soruları çözmeyeceğiz en başında söyleyeyim. Şimdi şu ÖSYM'nin duyuru sorusu. 2013 yılında biz alan sınavı diye bir şey getirdik. Bu alan sınavı yapacağız, işte bu alan sınavı için birer tane örnek soru yayınlıyoruz dediği zaman gerçekleşen şey. Buraya bakarsak şunu görüyoruz biz. Sorunun kökünde bir tanım var. Bizden istenen şey buna dair bir kavram. Yani burada bir tanım kavram sorusu var. Başka bir şey istenmiyor. Devam edelim. Şu 2014 ÖABT'deki soru. 2014 ÖABT'deki soruya baktığımız zaman biz o tanım kavram sorusunun yer değiştirdiğini görüyoruz. Yani ne olmuş burada? Kavram verilmiş, arbitrariness verilmiş. Seçeneklerde bizden ne isteniyor? Bunun tanımı isteniyor arkadaşlar. Yani o örnek soruda kavram tanımken bu, şu soruda gördüğümüz zaman, geçen yıl çıkan sınavdaki soruda gördüğümüz şey, bizden doğrudan bir kavram tanım sorusu istenmiş. Devam edelim. Bakın bu da ÖSYM'nin geçen yılki dil yeterliliği yani bu gramer kısmında sorduğu soru. Burada ne yapmak istenmiş? Burada şu var, öğrenci bu soruyla karşılaştığı zaman aday, istenen şey otursun ve bir inceleme yapsın. Yani bize ne verilmiş burada? Bir soru için soruda, bir tümce için verilebilecek standart bir dizge var. Bu sentaktik durum arkadaşlar. Ne olarak veriliyor? İnceleme. Yani biz seçeneklere gideceğiz ve buradaki o diziye sahip olan bir incelemeyi yapacağız. Doğru yanıtı bu şekilde bulacağız. 2013 ÖABT prefikslerle ilgili doğru bir yargıdır şeklinde bir soru. Yine bakıyoruz dil bilim kısmındaki soruların temel doğası yavaş yavaş böyle ortaya çıkmış oluyor. Aslında bunlar bizden bir bilgi istiyorlar. Tanım kavram, kavram tanım ya da doğrudur yanlıştır sorusu. Şuraya bakarsak bilgi sorusu var elimizde. Bir doğrudur bir yanlıştır mantığında gerçekleşen bir şey var. 2013 ÖABT'ye baktığımızda 2 sene önceki sınava gidiyoruz yine. Buraya bakarsak arkadaşlar bir kan sınıntıyla ilgili betimleme yapacak olsak, biz bir kan sınıntı böyle tarif edecek olsak neyi kullanırız? Yine bakın bir bilgi sorusu var. Dil bilim kısmına ait bir özellik. Özünde bilgi içerikli sorular gelecek bize. 2013 ÖABT'den devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde işte cat ve animal ile ilgili anlam ilişkisi verilmiş? Şimdi burada dil bilim içeriğindeki soruların bir başka özelliği daha ortaya çıkmış oluyor. Buna biz bir inceleme vari bir şey diyebiliriz. Yani dil bilim kısmında çıkabilecek tek inceleme türü bir lexical relation üzerine gidebilir ya da bir word formation üzerine gidebilir. Yani bunlarla da bizim neyi bilmemiz gerekiyor? İşte şuradaki hyphonemi bilmemiz gerekiyor. Ya da işte word formation türlerine baktığımız zaman derivation'ın ne olduğunu, işte conversion, back formation bu kavramların ne olduğunu yine bilmemiz gerekecek arkadaşlar. Bir inceleme sorusu, dil bilim kısmında çıkabilecek tek inceleme türü bunu verebiliyoruz. Devam ettiğimizde hangi leksikal birim inflection almış? Bakın bu dil yeterliliği kısmında çıkıyor. Eğer bu soruyu dil bilim kısmında soracak olsalardı inflection ile ilgili hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır diye bir soru gelirdi. Ama inceleme perspektifini düşürürsek biz bunu neyi görüyoruz?
hangi sınıfta inflection olup olmadığını 2013 ABT dil yeterliliği grammar kısmında böyle bir soru sorulmuş. Yine devam ediyoruz. Hangisinde structure ambiguity vardır? 2 sene önceki sınav arkadaşlar bu. Eğer dil bilim kısmında sormuş olsalardı bu soruyu ne isteyeceklerdi? Structure ambiguity ile ilgili doğru bir yargıdır, yanlış bir yargıdır? Ya da işte structure ambiguity'nin oluşması için ne gereklidir? Bu tür bilgi soruları istenecek. Ama şurada yapacak şey bir inceleme arkadaşlar. Biz doğrudan bir çözümleme yapacağız burada. Bu çözümlemeyi görmemiz gerekiyor. Şu iki soruyu bir karşılaştıralım. Aslında burada daha iyi bir mantık yatıyor. Şimdi ilk soruya bakarsanız, 2 sene önceki sınavda hangisi tek heceli? Monosilabik diye sormuş bize. Bu tek heceli mantığı gördüğümüz zaman biz oturacağız bir inceleme yapacağız arkadaşlar. Yapacağımız tek şey durup bir inceleme yapmak. Ama geçen seneki soruya bakın. Şurada verilen şey bizim için bir tanım. Alveolar'ın tanımı. Tanım kavram şeklinde gelmiş. Yani bizim karşımıza dil bilim kısmında şöyle bir ses verip bunun place of articulation, manner, işte voice and state nedir, ne değildir böyle bir şey sorulmayacak özünde. Hani böyle bir şey beklemek olası değil. Ama bilgiye dair bir soru gelecekse bu dil bilim kısmına ait olacak. İncelemeye dair bir soru gelecekse bu da dil yeterliliği kısmına ait olacak arkadaşlar. Yani bugünkü oturumun ilk bölümünde yapacağımız şey buydu özünde. Biz son 2 yıla baktığımız zaman temel mantığın, o sorulardaki temel mantığın ne olduğunu görmeye çalışıyoruz. Hep konuştuğumuz şey vardır sizlerle. Hani matematik ya da işte Türkçe bu ülkede 30-40 yılı aşkın bir zamandır soruluyor ve bunların kendine ait bir çözme tekniği var ama dil bilim 2 yıldır soruluyor. Haliyle bizim olabildiğince soruların arka planındaki mantığa yaklaşmamız gerekiyor. Bizim dil bilim kısmında karşımıza çıkacak şey o zaman ne olacak? Bir bilgi içeriği olacak. Ama dil yeterliliği kısmına baktığımız zaman evet buradaki dil bilim kavramlarının biz daha incelemevari sorularla bize geldiğini görebiliyoruz. Ki zaten denemeler de bu yönde hazırlanır bütün kurumlarca. Bunu şu ana kadar çok rahat görmüş durumdayız. İlk konudan başlıyoruz. Dil dediğimiz olgu arkadaşlar. İnsanlar arasında iletişim kurmak için kullanılan bir araç. Yani şu an bizim iletişim kurmamızı sağlayan şey arada bir medium varsa bu bir dil arkadaşlar. Biz dil aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Dil bilim ise burada nerede bulunuyor? Dil bilim, dilin bilimsel olarak incelenmesi. Yani bilimsel yöntemler, yaklaşımlar, kuramlar zaman içerisinde bir bilgi birikimi oluşturmuş. Bu bilgi birikimiyle insanlar, dil bilimciler dili inceliyor. Linguistics, dili bilimsel olarak inceleyen bir alandır. Peki hani bir bilgi birikimi oluşmuş dedik. Bu bilgi birikiminin yıllar içerisinde oluşmasıyla ne ortaya çıkıyor? Ortaya çıkan şey şu. Acaba insan bilişinde dil nerede bulunuyor? Baktığımız zaman linguistic knowledge diye bir şey görüyoruz biz. Linguistic knowledge dediğimiz şey arkadaşlar, bizim bilişimizde bulunan, doğuştan gelen, innate dediğimiz olguyla karşılanan, doğuştancı bir durumdur. Ve buraya baktığımız zaman özünde gördüğümüz şey bizim dildeki ses kurallarının hepsinin doğuştan geldiği. Dildeki sözcüğü oluşturma kurallarının hepsinin yine doğuştan geldiği ya da cümle oluşturma kurallarının hepsinin bu doğuştan gelen varlıkla bir arada bulunduğu söylenir. Bu bizim dilsel bilgimiz, dil bilimsel bilgimiz, linguistic knowledge'ımız olmuş oluyor. Buraya 2 türlü yaklaşım gelmiş. İlk baktığımız açıdan competence performance ayrımını görüyoruz burada. Bu arkadaşlar Chomsky tarafından getirilen bir yaklaşım. Chomsky biliyoruz doğuştancıdır. Hani innatist dediğimiz bir grupta yer alır. Yani insanlardaki dil yetisinin doğuştan gelen bir kapasiteyle mümkün olacağını söylüyor. Chomsky'ye göre competence bizim sahip olduğumuz kurallar bütünüdür. Yani doğuştan gelen dil yetisinin içerisinde dilsel kurallar var. Performansa baktığımızda adı üzerinde biz ne yapıyoruz? Bilişimizde bulunan bu kuralları üretime döküyoruz. İşte bizim bu üretimimiz linguistic performance'ımız olmuş oluyor. Öte yandan Lang ve Parol ayrımına bakarsak biz bunun da Ferdinand de Saussure tarafından getirildiğini biliyoruz. Lang ve competence hem ayrı hem de aynı şey. Ama performansla Parol'a bakarsak bunlar %100 aynı şeylerdir. Nasıl linguistic performance konuşmaksa, yani şu an benim konuşmam bir linguistic performansa, benim konuşmam aynı anda bir Parol'dur. Zaten hani konuşmak demektir. Competence ve Lang arasındaki hem benzerlikten hem de farklılık olduğundan bahsetmiştim. İkisinde de kurallar var arkadaşlar. Yani hem competence hem de Lang bizim kural depomuz. Ama bunların nerede bulunduğu Chomsky ve Saussure'ün dile getirdiği yaklaşıma göre değişiyor. Chomsky ne diyecek? Dil doğuştan gelir. O zaman ne oluyor? Competence bizim bilişimizde bulunuyor. Saussure
dilin toplumsal bir gerçek olduğunu söylüyor. Toplumsal bir gerçekliktir Saussure'a göre dil. Onun için lang nerede bulunuyor? Toplumda bulunuyor arkadaşlar. Yani insan bir topluma, dünyaya geliyor, o toplumdan o dilin kurallarını alıyor. Bu lang'tır. Competence ise bizim doğuştan gelen dil yetimizin içerisinde bulunacak arkadaşlar. Ve universal grammar, bu linguistic knowledge kavramı zaman içerisinde isim değiştiriyor. Bir language acquisition device oluyor. Language acquisition konusuyla birlikte gördüğümüz şey. Devam eden süreçte ise 1965-70 arasında universal grammar kavramına dönüşüyor. Yani universal grammar kavramı, 2 sene önce sorulan soruydu bu. Baktığımız zaman insanların doğuştan gelen dil yetileri ve bu dil yetilerinin evrensel bir niteliğe sahip olması. Adı üzerinde evrensel diye bilgisi, universal grammar. İkinci konuya geçiyoruz. Dillerin ortaya çıkışına dair, dillerin kökenine dair bir konudur bu. Origins of Languages. Divine Source, diller ilahi bir güç tarafından verilmiştir der bize. Baktığımız zaman Natural Sound Source, doğada cisimler vardır, bu cisimlerin çıkardığı sesler vardır. Dildeki ilk birimler, ilk dilsel birimler, işte bu doğadaki seslerin yansıması, onomatopoeic words dediğimiz şeyle oluşuyor. Bu Natural Sound Source'a getirilen bir eleştiri var. Diyorlar ki eğer biz doğadaki bu seslerin yansımalarını dile dökmüş olsaydık sadece somut kavramları alırdık. Ama dilde soyut kavramlar da var. Natural Sound Source soyut kavramları karşılayamaz. Bunu söylüyor. Toolmaking Source'un iki tane görüşü var. İlki şu, insanlar araç yaparlarken ellerini kullanırlar haliyle. İşte ellerini kullanırlarken elleriyle bu gesture dediğimiz o konuşmayı destekleyen birimleri keşfediyorlar. Yani insanlar en başta verbal bir formda konuşmadı, tamamıyla non-verbal, elsel işaretlerle konuştular bunlar. Yani ilk dilsel birimler gesture'lardır diyecek Toolmaking Source. Toolmaking Source'un ikinci görüşü şu, tamamıyla bu beynin bölümlenmesiyle ilgili bir olay. Şimdi araç yapmak diyelim nasıl bir süreçtir? Analitik bir süreç ve ardışık bir süreç. Hem analitik hem sequential bir durum gerektirecek bizim için. Yani ne yapacağız biz? Ben ahşaptan bir şey yapmak istiyorum. Önce ağacı keseceğim. Ondan sonra başka bir şey yapacağım. Daha küçük parçaya ayıracağım. Ondan sonra bunu rendeleyeceğim. Ondan sonra işte biraz vernikleyeceğim ve şekil vereceğim. Bir şey yapacağım. Yani hepsi ardışık gerçekleşiyor. Bu ardışık gerçekleşme ve analitik süreç beynin sol tarafında bulunur. Peki dil nerede bulunuyor? Dil de beynin sol tarafında bulunuyor. İşte eğer insanlar araç yapıyorlarsa mutlaka dil konuştular. Bu da Toolmaking Source'un ikinci görüşü. İlk görüş, ilk dilsel birimler gesture'lardır. Çünkü elleri farkında varıyoruz biz. İkinci görüş ise araç yapmak. Aynı şekilde ardışık bir süreç, analitik bir süreçtir. Dil de böyle bir süreç. Bunlar beynin sol tarafında gerçekleşir diyor. Bir diğeri Social Interaction Source. İnsanlar toplu halde daha komünel yaşamaya başladılar. İnsanların bu toplu halde yaşamaları bir arada gerçekleştirdikleri eylemleri gerektirdi. İşte bu bir arada yaşama sırasında insanlar benzer bazı ihtiyaçlar duydular. Mesela işte bir eylemi gerçekleştirirken çıkardıkları hırıltılar, homurdanmalar. Hani bu tür sesler ilk dilsel birimlerdir diyor. Şurada bir tahta var, biz bunu kaldıracağız. Hop diyoruz. İşte hop kaldırmak anlamına gelebilir. Ya da işte biz ava çıktık, toplu halde yaşıyoruz. İşte bir yırtıcı hayvan gördük, biri ah diye bağırdı. Bu ah yardım edin anlamına gelmiş olabilir. Böyle bir öngörü var. Physical Adaptation Source'a baktığımızda evrimsel bir yaklaşım olduğunu görüyoruz bunun da. İnsanlar, insan türü doğaya adaptasyon süreci geçirdi. İşte Homo Erectus'tan Homo Neandertallere, oradan Homo Sapiens'e kadar gelen bir süreçten bahsediyoruz. Wise Human dediğimiz Homo Sapiens dönemine geçiş beyni de getiriyor. Ve insanların vokal foldları, ses telleri, dudakları, dişleri, konuşmanın daha böyle mümkün olduğu bir ortamı sağlıyor. İşte bu sağlama sonucunda dil de ortaya çıktı. Görüşü var. Social Physical Adaptation Source'a göre. Genetik Source'a baktığımızdaki son görüş olacak. Bu dil bilimin daha böyle yaklaştığı bir şeydir. Hani innateness kavramı bunun içerisinde gerçekleşiyor. İnsanların doğuştan gelen dil yetisi var. Eğer biz bir gün o doğuştan gelen dil yetisini çözebiliyorsak, İlk dil nasıl ortaya çıkmış bunu görebiliriz. Ya da dünyada kaç tane olası dil gerçekleşebilir bunu da görebiliriz. Bunu yapmak mümkündür. Baktığımız zaman burada gördüğümüz 6 farklı dillerin ortaya çıkış şekline dair görüşümüz var. Üçüncü konumuz bizim dillerin özellikleri. Burada arkadaşlar insanların kendi arasında ve hayvanların kendi arasındaki o iletişim modellerine bakmışlar ve bunun nihayetinde ne çıkmış ortaya? İnsanların ve hayvanların kendi iletişim sistemleri arasındaki farklılıklar. Bunlar dilin özellikleri başlığında ele alınıyor.
İlk bilim reflexivity, dilin yansıtma özelliği. Yani biz ne yapıyoruz? Şu an dil hakkında konuşuyoruz ama dili kullanıyoruz. Ya da işte doktora gittik, doktor bizim hastalığımıza dair bir şeyler söylüyor bize. Öyle teknik kavram kullanıyor ki anlamıyoruz. Hemen doktora diyoruz, ya doktor bey işte doktor hanım keşke bu kadar teknik kavram kullanmamış olsanız. Yani biz ne yaptık? Doktorun konuşmasını ona reflect ettik, yansıttık. Dil bir ayna görevinde bulunur. Dil şeffaftır arkadaşlar. Yani biz burada işte bir cümlenin öğelerini çıkarmaya çalışıyorsak, işte bu özne, bu yüklem diyebiliyorsak bu dilin yansıtma özelliği sayesinde olacak. İkinci özellik displacement. Bu iki sene önce sorulan kavramdır. Biz konuşmamız sırasında nesnelerin ve varlıkların yerlerini değiştirebiliriz. Yani şu an biz gerçek dünyada bulunmayan Dracula hakkında konuşabiliriz. Ya da ben size şu an yalan söyleyebilirim. Burada olmayan bir şey varmış gibi gösterebilirim. Eğer biz yalan söyleyebiliyorsak ya da şu an burada olmayan varlıklar hakkında konuşabiliyorsak bu bizim nesnelerin ve düşüncelerin, varlıkların yerlerini dilsel kullanımda değiştirdiğimizi gösteriyor. Bu displacement özelliği sayesinde oluyor. Arbitrariness geçen sene sorulmuştu. Bu az önceki sorularda bakmıştık buna. Linguistic form ve onun gösterdiği anlam arasında mantıksal bağlantı yok. Yani şu an benim elimdeki mikrofon, biz buna niye mikrofon demişiz? Mikrofon diyoruz ama mikrofona benzemiyor. İşte bu nedensiz bir ilişki arbitrariness verecek bize. Diğer özellik üretkenlik. Şöyle baktığımızda dilde bir kural var. Bu kural neyi söylüyor? İşte preposition'dan sonra bir proper noun gelir diyor. Yani in Ankara, işte with Emre gibi şeyler söyleyebiliriz biz burada. Elimizde bir kural var. Biz bu kuraldan ne kadar üretim gerçekleştirebiliriz? Sınırsız sayıda. Yani productivity'ye göre elimizde bir ham madde var. Biz bu ham maddenin üzerine gidiyoruz ve bu ham maddeyle dilde gerçekleştirebileceğimiz üretimin sayısı sınırsızdır. Bu dilin productivity özelliğini gösteriyor. Sınırlı sayıda kuraldan, yapıdan sınırsız sayıda üretime ulaşmaktır. Cultural transmission. Dil nesilden nesile kültürle aktarılır diyor. Yani şunu düşünün, Ankara'da doğan bir çocuk neden Ankara ağzı konuşuyor? 100 sene önce Ankara'da doğan kişi de Ankara ağzı konuşuyordu. Yani bu ne oluyor? Ankara'da bulunan bir kültür Ankara ağzını nesilden nesile aktarıyor. Dil nesilden nesile kültürle geçer. Bunu görebiliyoruz. Yani Almanya'da doğan bir çocuğun Almanca konuşması doğal bir süreçtir. Çünkü Almanca, Almanya'daki kültürün içerisinde konuşuluyor. Dil nesilden nesile kültürle aktarılıyor. Böyle bir durum var karşımızda. Discreteness'a bakarsak, discrete sözcüğünün anlamı böyle farklı, keskin farklara sahip olan gibi bir kavramla gelir bize. Bakarsak dildeki o ses sistemini, ses envanterini oluşturan sözcükler birbirinden farklıdır. Bizim bunu ispatlamamız lazım. Nasıl ispatlayacağız? Şuradaki bin ve pin sözcüklerine bakarsak orada b ve p sesleri var. Biz buradaki b ve p'nın yerini değiştirirsek anlamda değişiyor. Yani bunlar ayırt edici farklılıklara sahip, discrete bir özelliğe sahip. Bir dildeki ses sistemini oluşturan seslerin hepsi, bunların hepsi birbirinden farklı. Discreteness bize bunu söyleyecek. Discreteness'ın biraz uygulamadaki halini görelim. Duality'ye bakacağız. Duality şu arkadaşlar, dilsel bir üretim var elimizde. Bu dilsel üretim ikili aşamada gerçekleşecek. İki aşamada gerçekleşiyor. İlk aşamamız ne? Fiziksel düzey. Diğer aşama anlamsal düzey. Buradaki physical level dediğimiz yerde arkadaşlar dildeki sesler var. Dildeki seslerin özelliği neydi? Discrete olmaları. Yani burada ne var? İşte p, e ve t sesleri var. Bu p, e ve t sesleri arkadaşlar ne yapıyor? Farklı kombinasyonlarda şurada göreceğimiz pat, tap ve apt gibi sözcükleri ortaya çıkarabiliyor. Yani düşünün, elimizde bizim bir puzzle var. Bu puzzle'ın parçaları bir çantanın içerisinde. Bir puzzle parçaları asla birbirine benzemez. Eğer bir puzzle'da bir parça birbirine benziyorsa o puzzle'da mutlaka bir yer boş kalır. Çantaya bakıyoruz o parçaların olduğu. Orada gördüğümüz şey discreteness'tir. Dildeki sesler de birbirine benzemiyor. Ama biz o puzzle'daki parçaları böyle tek tek alıyoruz. O puzzle'ı oluşturmaya başlıyoruz. İşte buna verdiğimiz isim bizim duality. Fiziksel bir düzey var. Orası envanterimizdir. Biz bu envanterden ne çekiyoruz? Sesleri çekiyoruz ve anlamları oluşturuyoruz. Özünde gördüğümüz şey bizim bu. Bu bizim üçüncü konumuzdu. Dilin özellikleri çerçevesinde getirdiğimiz yaklaşım. Şimdi yavaş yavaş böyle dilin daha böyle mikro alanlarına doğru gidiyoruz. Daha küçük ölçekli alanlardan bahsedeceğiz. Bir konuşma gerçekleşiyor. Şu an bizim yaptığımız şey yine aynı şekilde. Ben burada konuşuyorum, siz dinliyorsunuz beni. Arada gerçekleşen bir süreç var. Aslında tek bir süreçten oluşmayacak bu. İki tane sürecimiz var burada. İlk süreç bir fonolojinin olduğunu gösterir bize. Fonoloji bizim bilişimizde bulunur arkadaşlar. Adı üzerinde logi dediğimiz şey. Ne var burada?
Dildeki sesler var ve dildeki sesler hangi sırada gerçekleşir? Rastgele gelmez bunlar, belli kuralları vardır. Yani baktığımız zaman Türkçe'ye sözcüğün sonunda bı bulunmuyor, gı bulunmuyor. Niye bulunmuyor? Demek ki Türkçe'nin fonolojisinde böyle bir şey yasak, mümkün değil. Fonoloji seslerin kurallarını verir. Yani biz konuşurken bilişimizde hangi sesten sonra hangi sesi getireceğiz? Budur. Fonoloji beyinde bulunuyor. Peki diğer arayüze baktığımız zaman burada fonetiksi görüyoruz arkadaşlar. Fonetiks çok somut bir olaydır. Şu an siz beni duyuyorsanız fonetik bir gerçeklikten bahsediyoruz. Mesela siz benim fonetik yapımı görebilirsiniz. Beni nasıl konuştuğum hakkında yorum yapabilirsiniz. Bunların hepsi fonetik bir gerçekliği söyler. Fonetik somuttur. Ama kimse kimsenin fonolojisini göremez. Çünkü fonoloji varsayılan bir şeydir. İnsanların bilişinde bulunur. Somut bir olay değildir. Soyuttur, hipotezdir bunların hepsi. Yani hipotetik bir yaklaşım var. Bir gün 10 sene sonra, 20 sene sonra biri çıkıp fonoloji diye bir şey yokmuş diyebilir. Çünkü biz onu şu an varsayıyoruz. O beyin içerisinde gerçekleşen çok soyut bir yeti bizim için. Fonetiksin birkaç böyle bölümü olacak. Bilişte ses kümesi var, kurallar var, fonoloji oluyor. Biz bilişimizden bunu ağzımıza doğru getirdik. Yavaş yavaş üretim gerçekleştireceğiz. Üretmeye başlıyoruz. Baktığımız zaman artikülatör fonetiks arkadaşlar, insanlar bu konuşma seslerini nasıl üretiyor? Yani bizim akciğerden bir hava geliyor, gırtlaktan geçiyor, sesli yerine ulaşıyor. Ağzımızın içerisinde bu hava, biz ağzımızın içerisinde bu havayı bazen engelleriz, bazen engellemeyiz. Bunlar hep görülebilen şeylerdir. Yani bir insan konuşurken bir MR'la bu görüntüleme yapılsa ne görebiliriz? Ağzının içerisinde o hava ne durumda? Nerede engelleniyor? Engelleme durumları, bunların hepsini çok rahat görebiliriz. Biz konuştuk, ne oluyor? Ses böyle havada ilerliyor. İlerlediği yere bakarsak akustik fonetiksi görüyoruz. Hani buranın akustiği çok iyi dediğimiz şey nedir? Havanın, sesin dışarıda ilerlediği durumu gösteriyor. Yani havadaki sesin durumu nedir? Eğer biz bir desibel ölçerle bir sesin şiddetini ölçüyorsak akustik fonetiks yaparız. Çünkü o ses havada bulunur, atmosferde bulunur. Oradaki görüntüsünü, özelliğini almaya çalışırız. Peki bir insan konuştu, artikülatör fonetiks. Ses havada devam ediyor, akustik bir alanda devam ediyor ve bunu biri duyacak. Duyduğu alana bakarsak karşımızda bir auditory phonetics çıkıyor. İşitsel ses bilgisi. Yani insanlar bu sesleri nasıl işitiyorlar? Audioloji diye bir bölüm vardır. Hani insanların işitme kayıplarını çalışırlar. Baktığımız zaman auditory phonetics bizim kulağımızda bu sesi nasıl aldığımızı ve kulaktan ses sinyallerinin beyne nasıl ulaştığını çalışır. Yani insanlar sesleri nasıl algılıyorlar? Buna bakıyor. Şöyle bir soru soralım. Dil bilim şu üç tane fonetiks alanından birine yakın olsaydı hangisine yakın olurdu sorusu. Karşımıza artikülatör fonetiks çıkıyor. Yani niye artikülatör fonetiks çıkıyor? Çünkü konuşma seslerini bizim üretimimiz söz konusu. Konuşma seslerini nasıl üretiyoruz sorusunun yanıtını artikülatör fonetiks veriyor. Ve bu fonolojimizde ilk temas eden fonetiks alanıdır. Yani bizim bilişimizde sesler farklı kurallarla bulunuyor. Biz bunları ağıza aktarırken fonetiks ile fonolojinin birleştiği yer aslında artikülatör fonetiks dediğimiz alan. Bakalım dili. Dilde ne tür sesler var? Bir vowel'lar var, bir de consonant'lar var arkadaşlar. Vowel ve consonant arasındaki en böyle betimleyici fark nedir diye sorsak ne söyleyebileceğiz burada? Engelleme. Yani bir sesli ve sessiz arasındaki en büyük fark arkadaşlar engelleme düzeyidir. Yani A, E, I, I derken ben neyi görüyorum? Herhangi bir engelleme yok. Ama B, P, G dediğim zaman bunların arasındaki farkın bir obstruction, restriction kavramlarıyla bize gelen engelleme olduğunu görebiliriz. Biraz consonant'lara odaklanmaya başlayalım şimdi. İki sene önce bu soru vardı. Biz bir consonant'ı betimleyecek olsak neye göre betimleriz? Hangi özelliklerini alırız? Hangi sınıflandırmayı yaparız? Bir soru şeklinde. Baktığımız zaman elimizde place of articulation, manner of articulation ve voice and state var. Şimdi şunu düşünün. Biz akciğerden havayı gönderdik, gırtlaktan geçti. Gırtlaktan geçtikten sonra bu hava biraz ses değerine sahip oldu, sese dönüştü. Ağzımızın içerisinde bir yerde biz bunu engelleyeceğiz consonant olması için. İşte engelleme yaptığımız yer place of articulation olacak. Place of articulation, biz bu engellemeyi nerede yapıyoruz? Manner of articulation'a baktığımızda ise engelleme yerinde havanın davranışı nasıl olacak? Böyle bir yanıt verecek bize. Önce şuna bir bakalım. Şimdi burada bir sesin üretim aşamasını bize gösterebilecek nitelikte bir şema ya da bir görsel var.
Baktığımız zaman havayı biz gönderdik. Gırtlaktan geçti. Ağzımızın içerisinde. Demiştik ya place of articulation için. Engellemeyi nerede yapıyorsak orası engelleme yeri. Eğer biz engellemeyi dudaklarda yapıyorsak bilabial seslere ulaşıyoruz. İki tane dudak. Eğer biz engellemeyi diş üzerinde bir yerde yapıyorsak dental seslere ulaşıyoruz. Hatta dilimizin ucu iki dişimizin arasında bir yerdeyse bu th dediğimiz ses çıkıyorsa interdental diye bir alt türü vardır bunun da. Devam ettiğimizde ilk geçen sene çıkan soru engellemeyi biz bu dişimizin bittiği, damağımızın başladığı yerde gerçekleştiriyorsak alveolar seslere ulaşıyoruz. Eğer biz engellemeyi böyle ağzımızın çatısında, palatal bölgede gerçekleştiriyorsak parotid sesler ortaya çıkıyor. Engelleme damağın biraz arkasında, daha böyle yumuşak bir yerde, velum dediğimiz yerde gerçekleşiyorsa velar sesler ortaya çıkacak. Ve uvula dediğimiz bir birim vardır. Bu bizim küçük dilimiz. Küçük dille biz bu engellemeyi gerçekleştiriyorsak, hani böyle k, g sesleri, bunlar da uvular sesler olmuş oluyor. Şu hatta k ve g sesi, küçük dille yaptığımız şeyler. K ve g velar bir sestir. Palatal seslere örnek verelim. Ş, ç sesi. Alveolar sesleri örnek verelim. T, D sesi. Bilabial ses çok betimleyici olan şey B, P, M sesleridir. Dental seslere bakarsak D ya da T sesini buna örnek olarak verebiliyoruz. Ve son grupta bir de glottal sesler var. Glottal ses nefes alıyoruz, bir de hatay diyoruz. Arasında bir fark var. Ne oluyor? Hatay derken biz gırtlağımızı böyle hafiften daraltmaya çalışırız. Bu daraltma sırasında işte bir engelleme çabası var. Bu engelleme çabası glottal bir ses ortaya çıkarıyor. Ya da a a a a derken böyle a her bir kesmemiz ne olmuş oluyor? Glottal bir engelleme gerçekleştirmiş oluyoruz. Manner of articulation'a bakarsak burada arkadaşlar. Şimdi place of articulation'da bizim gördüğümüz şey bir yerde bir engelleme var. Bu engelleme tamam, anlaşılıyor. Engellemenin bulunduğu yerde hava bir davranış gerçekleştiriyor. Havanın bu davranışı ne oluyor arkadaşlar? İşte havanın bu davranışı manner of articulation oluyor. Mesela ben bilabial bir ses üreteceğim. Dudaklarda engelleme yapacağım. B. Havanın durumu ne burada? Patlıyor. M diyorum. Baktığım zaman havanın durumu M derken dudağımdan çıkmıyor. Hemen geniz bölgesine gidiyor. Nazal bölgeden dışarı çıkmaya çalışıyor. Bunlar da bizim manner of articulation türleri üzerine. Mesela F diyoruz. Engelleme nerede gerçekleşiyor? Alt dudak ve üst diş. Hani labiodental bir ses ortaya çıkmış oluyor. Bir dental türüdür. F sesine bakarsak F'daki havanın davranışı nedir burada? Sürtünme gerçekleşiyor. Frikatif gerçekleşiyor. Çı, cı dersek biraz frikatiflik var ama biraz topluk var. Affricate bir durum gerçekleşiyor. Ya da yı derken biz ne oluyor? Hava ağzımızın içerisinde kayarak dışarı çıkıyor. Glide dediğimiz form oluşuyor. Yine baktığımız zaman r dersek, r dilimiz ağzımızın içerisinde çok geriye doğru kıvrılmış. Likit bir ses ortaya çıkmış oluyor. Havanın davranışı ne? Hava bulduğu yerden dışarı çıkıyor. Tıpkı bir sıvı gibi likit görüntüsüne sahip oluyor. Şuraya bakarsak bunları görebiliyoruz. Ya da bir glottal stop dersek, a a a dedik. Ne oldu? Şu gırtlak bölge, glottis bölgesinde biz havayı parçalara ayırıyoruz, sıkıştırıyoruz sürekli. Voice and state'e bakarsak bir vocal fault vibration'ı göreceğiz. Şu iki şekle bakalım. Bu bizim arkadaşlar şuradaki gırtlak bölgemiz, glottis'te gerçekleşen durum. Buraya yukarıdan bakarsak şu solda gördüğümüz iki tane şekli göreceğiz. Bu şekilde üst kısma bakarsak bu kapalı gerçekleşiyor. Eğer bizim gırtlak bölgemiz bir sesi üretirken kapalıysa alttan gelen ses dalgası hava orayı zorlayacak. Bu zorlamayla birlikte ne gerçekleşiyor? Voiced, titreşimli dediğimiz sesler ortaya çıkarıyor. Bütün ünlüler voiced'dır. Yani biz a, e, ı, i derken şu gırtlağımızı kontrol edersek burada bir titreşim gerçekleşiyor. Bunların hepsinde şöyle bir yapıya sahibiz. Diğer türe bakın. Orası nedir? Bu da arkadaşlar açık bir görüntüyü veriyor bize. Yani f, ç, t, k derken neyi görüyoruz? Bunların hepsinde gırtlağımızda herhangi bir titreşimin gerçekleşmediğini görüyoruz. Bu fıstıkçı şahap öbeği vardır ya, buradaki consonantlar, buradaki sessizler arkadaşlar voiceless'tır. Dildeki voiceless seslerin setleri burada bulunur. Vowel'lara bakıyoruz. Hemen bir vowel chart getirelim buraya. Biz bir vowel'ı nasıl betimleriz, nasıl ayırırız? Üç türlü yöntemimiz var. Burada belki de en rahat böyle anımsayacağımız şey lip position'dır, dudağımızın durumu. Yani düz mü, yuvarlak mı? O dersek dudaklarımız yuvarlaktır, A dersek düzdür. Bu bizim hani ilkokuldan gelen kitaplarımızda en böyle temsili görüntüdür.
Bakarsak height ve işte backness da aslında kolay bir olgu. Şunu düşünün. Doktora gittiniz. Doktor bademciği görmek istiyor. Şişmiş öyle bir görüntü var. Doktora ne söylersiniz? Doktor bademciğinizi görebilir. Genelde A deriz, E deriz. Niye? Çünkü bunlar arkadaşlar low vowel'lardır. Yani dilimiz ya yukarıdadır ya aşağıdadır. Eğer biz bir vowel üretiyorsak, dilimiz aşağıda bulunuyorsa A, E gibi ne oluyor? Buradan bakan biri doğrudan bizim bademciklerimizi görebiliyor. Bunlar low vowel olarak bulunuyor. Eğer biz doktora U dersek, I dersek doktor bademciği göremeyecek. Yani bu ne oluyor? Bunlar da high vowel oluyor. O zaman height dediğimiz olgu neyle ilgili? Dilimizin o vowel'ı üretirken ağzımızın içerisinde yükselip alçalmasıyla ilgili. Diğerine bakarsak backness. Bu da dilimizdeki hangi kasın daha hareketli olduğunu ve çenenin bununla birlikte nasıl hareket ettiğini gösteriyor. Mesela iyi deyin, iyi derken arkadaşlar dilimizin ucu böyle hafiften kas hareketine sahip olacak. Çünkü iyi front bir vowel'dır. Beat derken dilimizin ucunu hafiften böyle aşağı indiririz. Ön bölge kaslanıyor. Ya da u derken dilimizin bu arka bölgesi ne yapıyor? Biraz kas hareketine sahip oluyor. Arka tarafı kasıyoruz. Biz bu da back bir vowel'dır. O zaman hemen tekrarlarsak bir vowel'ı betimlerken biz dilimizin ağzımızın içerisinde yükselip alçaldığına bakarsak height, high ve low'dur. Yine baktığımız zaman eğer dilimizin hangi bölgesi kas hareketine sahip diye sorarsak bu frontness ve backness kavramıyla açıklanıyor. Ve dudaklarımız o vowel'ı üretirken düz müdür, yuvarlak mıdır buna bakıyorsak biz arkadaşlar lip position'ı görüyoruz. Vowel'ların niteliklerine bakarsak son grupta bir diftong triftong görüntüsünü görüyoruz arkadaşlar. Diftong dediğimiz olgu aslında iki tane vowel'ın bir araya gelip böyle tek tek vowel olması değil. Bunlar bir araya geliyor ve tek bir vowel oluyorlar. Yani high sözcüğüne bakarsak biz bunu ha-ı diye okumuyoruz. High diye okuyoruz. High derken a ve ı'ya giden bir ay şeklinde bir birleşim var. Bu birleşim d, iki, ikili ses, iki ünlü, ikiz ünlü şeklinde diftong kavramıyla karşılanıyor. Haya sözcüğüne bakarsak biz bunu asla ha, ı, a şeklinde okumuyoruz. Haya diye okuyoruz. Aya. Yani ne oluyor burada? A'dan başlayıp e'ye kadar, şıvaya kadar giden bir sesin kayma durumu mümkündür. İşte bu da bize triftongu veriyor. Üçlü ses, üçlü ses dizgesi böyle bir kavramla karşımızda. Şurada bir de şiva var baktığımız zaman. Şiva için söylenen şey lax vowel. Niye lax rahat bir vowel? Çünkü ağzımız çok nötr konumda. Dilimiz olduğu yerde duruyor. Hiç kas hareketi uygulamıyoruz. İşte bunun için şiva üretirken herhangi bir enerji harcamayız arkadaşlar. Dilde en az enerjiyle üretilen seslerden biri. Ama bize hep böyle üretirken zor gelir. Yani biz de zorlanıyoruz. Aslında enerji yok o seste. Çok nötr bir ses bu. Fonoloji. Şimdi fonetikste neyi gördük? Seslerin belli başlı fiziksel özelliği vardı. Biz işte fonetik başlığını attık, üçe ayırdık. Bu üçten artikülatöre fonetikse gittik. Consonant'a vowel dedik. Consonant'ların place of articulation, manner of articulation ve voicing state'lerinden bahsettik. Vowel'lara geçtik. Onların da kendi içerisinde backness, işte height ya da işte lip position gibi bir sınıflandırmasının olduğundan bahsettik. Fonolojiye geldiğimizde dilde kuralları görüyoruz. Az önce ki o şemayı gözünüzün önüne getirin arkadaşlar. Neyi göreceğiz? Bizim bilişimizde bulunan ses kuralları var. Bu fonolojiydi. Görünmez, çok soyuttur. Ama o ses kuralları üretime geçtiğimizde ne oluyor? Somutlaşıyor. Yani fonoloji biraz hatta tamamen linguistic competence işi. Fonetikse bakarsak neyi görüyoruz biz? Performansı görüyoruz. Yani Chomsky'nin yaptığı o ayrımı düşünün burada. Tamamıyla bir competence performance ayrımını görmek mümkündür. Fonoloji için dil kuralları, phonetics için o kuralların gerçekleşimi diyebileceğiz. Fon ve fonim arasındaki fark. Fon. Ah, mesela bu bir fondur. Ya da işte ben elimi burada bir işte şalklatsam ne olacak? Bir fon olarak gelecek size. Yani kabaca ses. Ama dilde fonimler var. Fonimler nerede bulunuyor? Bizim bilişimizde bulunuyor. Fonim fonolojinin en temel kavramıdır. Fonim, geldiği yerde anlam değişikliğine yol açan en küçük sessel birimlerdir. Hemen şöyle bir örnek yapalım. Pin ve bin sözcükleri, az önce kullanmıştık bunu işte discreteness'ta. Burada b ve p'ye bakalım arkadaşlar. Biz buradaki b ve p'nin yerini değiştirsek ne olur? Geldiği yerde anlam farklılığı oluşur mu? Yani ben buradaki ilk sözcükteki p'yi alıp oraya b koysam, pin sözcüğü bin şekline dönüşmüş olacak. Yani orada b ve p'nın ayırt etme gibi bir özelliği var. Bunlar zıtlık oluşturuyor. İki sözcük arasında anlamı %100 kaydırıyor, yer değiştiriyor. Böyle bir gerçekleşim mümkün. O yüzden fonim
bir dilin ses sisteminde, bir dilin fonolojisinde geldiği yerde anlam farklılığına yol açan en küçük sessel birimler olarak karşımızda bizim. Şuraya baktığımızda farklı bir durum gerçekleşecek. Bunun bir alofonik durum olduğunu göreceğiz biz arkadaşlar. Şimdi path ve apply sözcüğü var elimizde. Bu path sözcüğüne bakarsak biz, path derken bakın mikrofon daha iyi gösteriyor bunu, patlama gerçekleşiyor. Ama apply derken p'dan sonra patlama gerçekleşmiyor. Demek ki aralarında bunların bir fark var arkadaşlar. Biz path sözcüğündeki p'ya bakarsak orada bir aspiration görüyoruz. P'dan sonra bir hı çıkıyor. Çünkü p, hani bu sert sessiz deriz ya, ağzımızın içerisinde çok sert bir şekilde havayı engelleriz. Bu havanın içerisinde, ağzımızın içerisinde biriken bir hava yoğunluğu vardır. Bunu saldığımız anda ne gerçekleşiyor? İşte bu aspiration, bir soluklanma gerçekleşiyor. Ama apply sözcüğüne baktığımızda oradaki p'da bir soluklanma gerçekleşmiyor. Ama bizim bilişimizde, fonolojimizde tek bir p var. Nasıl oluyor da bizim bilişimizdeki tek bir p konuşurken iki farklı şekilde gerçekleşiyor? İşte bu duruma verilen isim alofondur arkadaşlar. Alofon, bizim bilişimizde bulunan bir fonemin konuşma sırasındaki farklı gerçekleşimi. Different realization of a phoneme diye bir kavramımız var. Yani alofon nerede gerçekleşiyor? Performansta gerçekleşiyor. Fonem nerede bulunur? Competence'da bulunur. Yani yine o Chomsky'nin competence-performance ayrımıyla açıklamak mümkündür bunu. İkisi arasında bir fark var. Mesela fonimler ve alofonlar. Biz iki tane fonimin yerini değiştirirsek anlam değişir. Ama iki alofonun yerini değiştirirsek anlam değişmez ama böyle işittiğimiz zaman böyle üretimi çok tuhaf seslerle ortaya çıkan bir şey çıkıyor. Düşünsenize oradaki pass sözcüğünü apply'deki p ile söylemeye çalışın. Mümkün değil. Apply'deki p'yı yukarıdaki aspirated formla yer değiştirin. İki alofonu yer değiştirelim. Mümkün değil. Yani böyle çok tuhaf bir sesletime sahip olan bir sözcük elde edeceğiz. Şimdi o fonemik duruma bakarsak neyi göreceğiz? İki tane fonemin yerini değiştirsek orada, yani pin sözcüğündeki ve bin sözcüğündeki p ve b'nin yerini değiştirdiğimiz zaman arkadaşlar anlam değişiyor mu? Değişiyor. Yani kontrast etmiş oluyor. Fonemlerin kendi arasındaki ilişkiye biz contrastive distribution diyoruz. Çünkü iki fonemin yerini değiştirirsek anlamın da kontrast ettiğini görürüz. Pin ve bin sözcüklerindeki p ve b yer değiştiriyor, anlam da onlarla birlikte yer değiştirmiş oluyor. Alt tarafa bakarsak path ve apply sözcüğüne, buradaki ilişkiye biz complementary distribution diyoruz. Complementary distribution şu. Şimdi bizim bilişimizde bir fonim var. Bu fonim p fonimi. Bir tane sözcük üreteceğiz. Diyelim ki biz path sözcüğünü üretiyoruz. Bu fonimin iki tane varyantı var. İki tane alt sesi var. İki tane alofonik varyasyonu var. Bu alofonik varyasyonlardan hangisi path sözcüğünü üretmek için oradaki alanı komplement eder? Tamamlar, bütünler. İşte complementary distribution budur. Bizim bilişimizdeki fonemin gerçekleşim türleri, farklı gerçekleşimleri aslında alofonik varyasyonlarda oradaki alanları komplement eden şeylerdir arkadaşlar. Bütünleyici dağılım, tamamlayıcı dağılım kavramıyla karşılanıyor. Phonotactics. Phonotactics bir dildeki ses sisteminin böyle kural deposu, yani bizim dilimizdeki bir dilin fonolojisinin hangi ses nerede bulunur, nerede bulunmaz diyen kural deposu. Bir hece yapısına bakın, bir syllable structure olduğunu düşünelim elimizde. Bu hece yapısına baktığımız zaman arkadaşlar neyi göreceğiz? İşte hecenin başlangıç noktasında Türkçe'ye bakıyorsunuz iki tane konsonant bulunamıyor. Bu niye bulunamıyor? Çünkü phonotactics buna izin vermiyor. İngilizce'ye bakarsanız, üç tane consonant'ın hecenin başlangıç noktasında başında gelebildiğini görürsünüz. Hecenin sonuna bakarsanız İngilizce'de dört tane consonant'a kadar burası artabilir. Bazen beş olabilir. Ama işte Türkçe'ye bakıyorsunuz beş tane bulunmuyor. Dört tane, üç tane, iki tane de bulunmuyor. Bizde bir tane olacak. Baktığımız zaman işte bunları yöneten kurallara biz phonotactics diyoruz. Phonotactics, permitted arrangement of the sounds in a language kavramı, yani bir dilde izin verilen ses dizgeleri, ses kurallarıdır. Dildeki bütün sesler bu kurallar çerçevesinde bulunabilirler. Hece, mesela hecenin gerçekleşimi phonotactic kurallar çerçevesi sınırlanmıştır. Hece dediğimiz şey bizim böyle günlük hayatta bir çırpıda ürettiğimiz ses dizileri. İşte bak derken bakın bir çırpıda üretmiş olduk. İşte koş. İşte köpek diyoruz, köpek. İki tane hece var mesela burada. Neye göre belirliyoruz biz bir hecede kaç, bir sözcükte kaç hece olduğunu? Vowel sayısına göre. Eğer vowel sayısına bakıyorsak arkadaşlar, vowel yani nükleus, hecenin çekirdeği, bu bölge bir hecenin olmazsa olmaz yeridir. Eğer biz bir şeye hece diyorsak mutlaka orada bir nükleus var arkadaşlar. Nükleus hecenin çekirdeğidir. Hecenin bir açılış noktası var.
Eğer vowel'ın önünde bir sessiz, bir konsonant varsa bu hecenin onset noktası. Onset zaten başlangıç, açmak, açılış anlamında kullanılır. Yine aynı şekilde bakarsak, eğer vowel'dan sonra bir konsonant geliyorsa, hecenin sonuna doğru bir gerçekleşiyorsa, bu da bizim coda, yani kapatmak dediğimiz kapanış noktasını oluşturuyor. Yani şurada gördüğümüz bütün bir hecenin bileşenleri olarak karşımızda. Bir hecenin merkezi var. Bu merkez ikiye ayrılacak. Nükleus ve koda. Nükleus hecenin zorunlu birimidir. Tek heceli, tek vowel'dan oluşan sözcükler var. Ali sözcüğüne bakın. A-li. İlk hece A sesinden oluşuyor. Tek bir nükleustan oluşuyor. Li'ye baktığımız zaman ne var burada? Bir nükleus var, bir de koda var haliyle. Şimdi hece yapısını böyle gözümüzün önüne getirelim. Birkaç hece getirelim. Bunlarda şöyle bir durum görebiliriz. Bazılarında koda konumu boştur. Yani hecenin nükleustan sonraki kısmı arkadaşlar nedir? Boştur. Eğer orası boşsa bu ne anlama geliyor? Biz oraya bir şey getirebiliriz. Bu hece oraya bir işte consonant getirmeye açıktır. Açık hecedir. Open syllable diyoruz. Eğer bir hecenin koda konumu doluysa, yani bakarsak keep diye bir hece var elimizde. Keep derken ne oluyor? Orada bir i var. I nedir arkadaşlar? Nükleustur. Keep derken sonda ne var? Bir p var. Koda. Demek ki koda konumu keep sözcüğünde dolmuş. Dolduğu için biz neyi görüyoruz? Kapanmış bir hece, yani kapalı hece. Closed syllable görüyoruz. Co-articulation effect. Burada şunu söyleyebiliriz. Dilde sesler vardır. Evet, biz bu sesleri böyle konuşma sırasında arka arkaya kullanırız. Bazen iki ses, üç ses yan yana gelir. İki sesin yan yana geldiği bir durum düşünelim. İki ses yan yana geliyor ama bu sesler böyle eşit öneme sahip değil. Önem derken eşit performansla üretilmiyor. Bazen işte X sesi Y sesinden daha güçlü okunabiliyor. İşte bu durumlarda X ne yapıyor? Y'yi kendine benzetebiliyor. Ya da X o kadar güçlü ki Y'yi oradan yok edebiliyor. Co-articulation böyle şey. Yani iki tane ses bir konuşma içerisinde yan yana geliyor. Biz bunları ortak artikülasyonla gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu da co-articulation kavramıyla açıklanıyor. Assimilation, bir sesin diğerine benzeşmesi olarak karşımızda. İki türlü assimilation göreceğiz. Mesela impolite sözcüğünün oluşumuna bakalım. Polite diye bir sözcük var. Bir de buraya in diye bir derivation gelmiş. Bir olumsuzluk mantığında, anlamında bir ek var. Burada p ne yapmış arkadaşlar? Geriye gitmiş ve oradaki n'yı kendine benzetmeye çalışmış. Etkileşimin yönü neresi? Geriye doğru gerçekleşiyor. Geriye doğru gerçekleştiği için biz bir regressive assimilation görüyoruz. Sam sözcüğüne baktığımız zaman burada neyi göreceğiz? V arkadaşlar n'yı kendi place of articulation'ına benzetmiş. V derken nasıl bir place of articulation var? Labiodental. N derken alveolar. M derken bilabial. Yani alveoları yukarıdan almış bilabial noktasına yerleştirmiş. Yani buradaki dudaksıl bir ses var. Labiodental bir ses var. Bu ne arkadaşlar? Alveolar bir ses. Ama son oluşum ne olarak gerçekleşiyor? Bilabial olarak gerçekleşiyor. Yani biz burada bir progresif, ileriye dönük etkileşimin yönünün şu yönde olduğu bir assimilation'ı görmüş oluyoruz. Morfoloji kavramı. Hızlı mı gidiyoruz? Hemen saate bakıyorum. Tempomuz normal. Her kavram bulunmayacak içerikte arkadaşlar. Hani 3 saat için gayet önemli görülen kavramlar üzerinden gideceğiz bugün. Bunları ele alacağız. Şimdi fonolojinin başlığında şöyle bir şey vardı ya. Fon ve fonim. Aynı şeyi morf ve morfim için düşünün. Elinizde bir kağıt var. İşte bu kağıdın üzerinde bir sürü yazı var. Mesela şöyle bir şey yapalım. Tahtaya baktınız. Tahtaya baktığınız anda arkadaşlar gördüğünüz her şey bir morftur. Morf, kabaca biçim. Ama siz bunları anlamaya başlarsanız, bunlar sizin için bir anlam ifade etmeye başlarsa ne olmuş oluyor? Bunlar morfim olmuş oluyor. O zaman morfim dediğimiz şey bizim nedir? Bir dilde en küçük anlamlı ya da işlevli biçimsel birim demektir. Yani köpek diye bir sözcüğümüz var. Köpek sözcüğü kaç morfimden oluşuyor? Tek bir morfimden oluşuyor. Köpek sözcüğü bir morfimdir. Köpekler diyorsunuz, iki tane morfim var. Bunlardan biri köpek, anlam içeriyor. Bir de ler var. Ne var burada? Çekim eki işlev içermiş, çoğul yapmış köpek sözcüğünü. Bakarsak, morfimler ikiye ayrılır arkadaşlar. Bağlı ve bağımsız, free ve bound morfim. Free morfim dediğimiz zaman bizim
tek başına bulunabilen morfimlerdir bunlar. Yani biz bir morfimi orada tek başına tutabiliriz. Tek başına kullandığımız zaman herhangi bir eke ihtiyaç duymadan bir morfim bulunabiliyor. İşte talk sözcüğü mesela, kick sözcüğü, house sözcüğü, bunların hepsi birer free morfimdir. Cümle içerisinde biz bunları tek başına kullanabiliriz. Bir de bound morfimler var, bağlı. Bunların mutlaka bir yere eklenmesi gerekiyor. İşte derivation, inflection dediğimiz ekler vardır ya dilde. Bunların hepsi arkadaşlar bir bound morfimdir. Köpekler sözcüğünü aynı örnek üzerinden gidelim düşündüğümüzde. Orada köpek sözcüğü bir free morfimdir. Yani köpek gördüm diyebilirsiniz ama ler gördüm diyemezsiniz. Ne var? Ler bir cümle içerisinde bulunması için, kullanılabilmesi için köpek sözcüğüne eklenmek durumunda. Çünkü bunlar birer bound morfimdir. Free morfimler ikiye ayrılıyor. Lexical ve functional morfimler. Lexical morfim dediğimiz şey bizim genelde anlam içeriğine sahip olanlar. Yani dile bakarsak biz arkadaşlar, dildeki eylemler, verb, nounlar, adjectiveler, adverblerin büyük bölümü lexical morfimdir. Çünkü bunlar anlam içerirler. Ama functional morfimlere bakarsak bunlar işlev içerir arkadaşlar. Conjunctionlar, bağlaçlar, işlevseldir. Pronounlara bakarsak bunlar functional morfimlerdir. Yine bakarsak prepositionlar, işte auxiliary verbler, bunlar functionaldır. Ya da işte bu to, either gibi bazı adverbler var. Bunlar da istisna kategorisinden functional morfim olarak adlandırılır. Çünkü bizim bunları kullanmamız, determinerler mesela, bunlar da functional. Kullandığımız zaman bu functional morfimleri cümlenin gramatik yapısı etkileniyor. Gramatik yapısı etkilendiği için zaten biz bunlara functional morfim diyoruz. Lexical ve functional morfimler arasında bir fark var. Lexical morfimler açık sözcük sınıfı olarak adlandırılır. Open class. Niye open class? Çünkü bir dile yeni lexical morfimler girebilir. Bu lexical kategori yeni sözcük girişine açıktır. Open class bunun için diyoruz. Ama functional morfimlere bakarsak biz bir dile yeni functional morfimler ekleyemeyiz. Yani İngilizce bir gün işte biz bu and olayını iptal edeceğiz. And bağlacını kullanmayacağız ve bağlacını kullanmayacağız. Onun yerine başka bir şey getiriyoruz diyemez. Çünkü dillerin temel sözcükleri functional morfimlerdir. Functional morfimler de kapalı sözcük sınıfı. Closed class olarak karşımızda. Diğer tarafa bakarsak inflection ve derivation. Inflection çekim demek, çekim eki bildiğimiz, geldiği zaman cümle içerisinde işlevsel bir katkı yapıyor. Yani they talk, işte she talks derken oradaki s arkadaşlar bir inflection'dır. Çünkü she ile etkileşim içerisinde bulunur. Oradaki eylemin zamanını, geniş zamanında bir çekim gerçekleştirir. İşte inflectional morphine dediğimiz şey yapı içerisinde gramatik bir işleve hizmet ediyor. Derivational morfimlere bakarsak bunlar anlamsal görevde bulunacaklar. Anlamsal görev derken yani anlama katkı yapacaklar. İşte göz diye bir sözcük var Türkçe'de. Gözden gözlük yapıyorsak ya da happy'den unhappy yapıyorsak oradaki un prefiksi nedir? Bir derivation'dır arkadaşlar. Inflectional'lar ve derivation'lar arasında bir etkileşim var. Şöyle bir etkileşim var. Eğer benim elimde bir root var, bir kök varsa, ben buna bir ek getireceksem mutlaka önce derivation getiririm. Çünkü bizim amacımız önce anlamı tamamlamaktır. Derivation'dan sonra inflection gelir bir dilde. Bunu göreceğiz burada. Baktığımız zaman yine inflection'lar ve derivation'lar karşılaştırılmış. Bu karşılaştırma sonucunda inflection'lara daha produktif demişler. Bize ilk bakışta biraz ters geliyor bu açıklama. Aslında derivation productive deriz biz, anlam türetiyor gibilerinden. Hayır, inflection şöyle, şu kriterle productive. Inflection'lar ve derivation'ları eklenme sayısına göre karşılaştırmışlar. Yani house diye bir sözcüğümüz var. Biz bu house'a işte ya da bir tane inflectional morphime alalım. Çoğul, s takısını aldık burada. Çoğul yapacağız. Bir tane de derivation alalım, able. Biz kaç tane sözcüğe s'i getiririz, kaç tane sözcüğe derivation able'ı getirebiliriz? S'i getirdiğimiz sözcük sayısı daha fazla. İşte bu yüzden inflectional'lara daha productive denmiş. Diğer taraftan baktığımızda birkaç parça göreceğiz burada. İlk parçamız root, kök demek. Yani sözcüğün bir kökü vardır. Bu anlam köküdür. Anlamın asıl bulunduğu yerdir. Cümlede ya da yapı içerisinde, bir sözcük içerisinde anlamın merkezidir. Şimdi az önce bir olay vardı. Bu olay neydi? Önce derivation gelir, sonra inflection gelir. Yani bizim amacımız önce yapı içerisindeki anlamı ortaya çıkarmak. Burada sistem kavramı ortaya çıkıyor. Gövde kavramı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Gövde dediğimiz şey nedir bizim? Gövde, eğer bir root'a derivation geliyorsa ve gelebiliyorsa, gelebildiği sürece bizim elimizde bir sistem durumu var. Sistem ne zaman bitiyor?
Eğer bir yapı word olmuşsa, ki zaten yapı bitmiştir o zaman, sözcük olmuştur, ya da inflection gelirse. Yani sistem dediğimiz olgu, elimizdeki kökü anlamsal açıdan türettiğimiz her bir basamaktır. Yapım ek geliyorsa ve gelebiliyorsa bu sistem. Inflection geldi, sistem bitti. Ya da biz üretimi bitirdik, word oluşturduk, yine sistem bitmiş oluyor. Affix, ek, kabaca ek demektir. Dillere bakarsak şu dört tane affix türü sıklıkla görülüyor. Baktığımız zaman prefix, sözcüğün önüne bir ek getiririz, ön ek deriz buna. Yine baktığımız zaman suffix, sözcüğün sonuna getiririz, son ek mantığında. Yani unhappy derken oradaki un bir prefix'tir. İşte happiness derken oradaki ness bir suffix'tir. Infix ise sözcüğün içine girilir. Arapçayı bilirsiniz, bu ktb, kitap, kütüp, katip şeklinde türetim vardır. Hani onlarda sound infix'ler vardır. Bazı diller bizim başta ve sonda kullandığımız ekleri sözcüğün içine yerleştirebiliyor. Bantok diye bir dil var Filipinler'de. İşte kilat diye bir sözcük var. Diye bir infix var. Kumilat oluyor. Araya gerçekleşiyor. Circumfix ise çevre ek, circle refix'tir. Almanca'da lieben diye bir eylem vardır ya, bunu biz past yaparken gelip şeklinde büründürürüz. Yani bir başta bir de sonda bir ek vardır burada. Bu şekilde gerçekleşiyor. Bunlar da affix türü türler olarak elimizde. Bir ara verelim, aradan sonra devam edelim. Canlı yayın devam ediyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Morfoloji ile ilgili olarak son bir kavramımız bizim morf ve alomorf kavramı olacak. Bu az önce fonolojide şunu görmüştük ya, fon ve alofon kavramını. Fon dediğimiz şey neydi? Bizim bilişimizde bulunan o ses birim, bir kural bütünü, oradaki ses dizgesi. Alofon dediğimiz şey bizim işte o bilişteki şeyin konuşurkenki farklılaşması. Aynı mantığı alomorf için getirebiliriz biz. Morfim bizim bilişimizde bulunuyor. Yani linguistic competence'da bulunuyor. Chomsky'nin söylediği şeydir. Alomorf nasıl bir şey olacak? Şimdi bilişimizde bizim ne var? Bir plural morfim var. Plural morfim tektir. Burada olduğunu varsayarız biz. Konuşurken çocuklar ve kitap, işte bebekler diyoruz. Çocuklar ve bebekler bizim bilişimizde bulunan bir alomorfun farklılaşması olmuş oluyor. Yani bir morfimin alomorfik durumu, farklılaşma durumu olarak gerçekleşmiş oluyor. O zaman alomorf için biz ne diyeceğiz? Bir morfimin konuşma sırasında gerçekleşen farklılaşması, different realization of a morpheme kavramıyla karşılanıyor. Yani alofon ve alomorf teknik olarak, mantık olarak aynı şey arkadaşlar. Aralarında hiçbir fark yok. Word formation, burası hani ilk bölümde şunu yapmıştık ya, geçmiş yıllardaki sorulara bakmıştık. Bu sorularda ne vardı? Dil bilim kısmında ufacık böyle incelemevari soru yapıları var. Bu soru yapıları nasıl geliyor? İşte sözcükler veriliyor bize, bunların sözcük oluşturma yöntemi nedir diye soruluyor. İşte şu inceleme kısmına dair bir alan var karşımızda. Etimoloji aslında bildiğimiz o ilk anlamıyla gelen şey, köken bilgisi, bir sözcük ne zaman ortaya çıkmış, hangi toplumda ne zaman konuşulmuş, nasıl değişmiş, bunların hepsini bize etimoloji verir. Devam ettiğimizde bir derivation yapısını görüyoruz. Friendship sözcüğü. Elimizde bizim bir kök var, friend sözcüğü. Ship dediğimiz şey arkadaşlar burada anlamı çoğaltmaktır, anlamı türetmektir. Eğer biz bir köke yapmak getiriyorsak derivation oluşturmuş oluruz. Devam ettiğimizde reduplication. İkileme. Dilde ikilemeli sözcükler gerçekleşebilir. Aslında reduplication iki türlü gerçekleşiyor. Bir partial reduplication vardır. İşte temiz diye bir sözcük var. Biz o temiz sözcüğün ilk hecesini alıyoruz. İşte tertemiz yapıyoruz. Bir partı aldık yani. Bir de full reduplication. Şu örnek bir full reduplication örneğidir. Yani buy diye bir sözcük var. Ben onun aynısını aldım, kopyaladım yan tarafa. Buy buy diye bir sözcük ortaya çıkarmış oldum. Compounding iki tane sözcük bir araya geliyor. Yani iki tane işte kendi içerisinde anlama sahip olan sözcük bir araya geliyor ve yeni bir kelime oluşturuyor. İşte graveyard bir compound'dır. Mother-in-law yine bir compound'dır. Credit card derken bu da bir compound'dır.
Bu birleşik sözcük dediğimiz şey aslında. Türkçe düşünürsek orada biraz hani farklı bir hata yapmış olabiliriz. İngilizcenin mantığında şu var arkadaşlar. Biz Türkçe'de şunu görüyoruz. Birleşik sözcük, iki tane sözcük bir araya geliyor. Evet, bunlar compound'dır. Ama İngilizce bu eşiği geçmiş. Yani İngilizce'de artık iki tane sözcüğün birbirine temas etmesine gerek yok. İki tane sözcük yan yana bulunduğunda da bu compound oluşturabiliyor. Oradaki credit card sözcüğü bu yüzden bir compound'dır. Mother-in-law derken elimizde bir compound sözcük olmuş oluyor. Onomatopeya, yansıma sözcük. İşte şırıl şırıl, boom sözcükleri doğadaki seslerin yansımasıyla ortaya çıkan, dile getirilen sözcüklerdir. Eponim ya da coinage dediğimiz şey. Şunu göreceğiz burada. Bir kavram ne oluyor? İşte bir ürün var elimizde, bir ürün yelpazesi var. Bu ürün yelpazesinde bir marka var, Selpak gibi. Ne oluyor daha sonra? O Selpak sözcüğü bütün ürün yelpazesinin yerine geçiyor. Yani kağıt, mendil demiyoruz, biz Selpak diyoruz. Aynı şey bir krem, ürün yelpazesi. Vazelin, bunda bir hizmet veren bir markadır. Zaman içerisinde vazelin bütün kremlerin yerine geçmiş. Bunlar coinage olarak biliniyor arkadaşlar. Eponim ise bu kavram bir kişiden ya da bir şehirden geliyorsa, işte kolonya sözcüğüne bakarsak Köln diye bir şehir vardır. Burada bir koku türü var. Bu koku türünün spesifik bir kokusu. Kolonya adını buradan almış. Aynı şekilde bakarsak hamburger, Hamburg şeklinde görebiliyoruz. Sandwich sözcüğü bunun için bir örnektir. İşte bir yerde sandwich özel bir yemek biçimi olarak veriliyor. Yani bizim bildiğimiz ekmek arası dediğimiz şey o şehirden almış bu ismi de. Long translation, bir dil diğer dilden kelimeyi almıyor, onun işte çevirisini alıyor. İşte şurada gördüğümüz skyscraper, gökdelen, işte Türkçe ne yapmış? İngilizceye gitmiş, sky, gök, scraper, delen anlamında bir almış. İspanyolca mesela İngilizceden hot dog sözcüğünü perros calientes şeklinde almış. Köpekler sıcak demek. Yani siz sözcüğü doğrudan almıyorsunuz, onu çeviriyorsunuz, öyle alıyorsunuz. Honeymoon, balayı. Honey, moon, bal, ay, hani buradan gelmiş bir long translation örneğidir. Metaphorical extension, elimizde bir sözcük var, bu sözcüğün bir anlamı var. Biz onu benzetme yöntemiyle başka bir anlam içerisinde kurgulayabiliyoruz. Yani metafor olarak aktarabiliyoruz. Şuraya bakarsak head bir body part'tır. İşte head of an organization dersek biz şuradaki head'in anlamı nereye gitmiş? Bir organizasyonun başı anlamında kullanılmış. Clipping. Elimizde bir sözcük var. Biz bu sözcüğün başını, işte sonunu, hem başını hem ortasını kesebiliriz. Advertisement ad şeklinde gelmiş. Refrigerator, hem başını hem sonunu kesmişiz. Fridge şeklinde bölündürmüşüz. Ya da işte baktığımız zaman başka ne örnekler verebiliriz biz bunun için? Ne var? Influenza, flu şeklinde gelmiş değil mi? Hem başı hem son olarak kesilmiş. Yani sözcüğün bir kısmını biz kesiyoruz. Geriye kalan kısım clipping şeklinde karşımızda. Blending, elimizde iki sözcük var. Bu iki sözcüğü biz ne yapıyoruz? İçe yerleşik bir biçime sokuyoruz. Yani advertisement ve oradaki editorial ne oluyor? Advertorial şeklinde karşımıza çıkıyor. Yine bakarsak, az önce circumfix diye bir morfolojik yapı vardı. Bakın, circular affix aslında bu. Ne olmuş? Blend olmuş ve circumfix şeklinde gelmiş bugün. Bu da bir blend formdur. Akronim. Baktığımız zaman kısaltıyoruz, baş harfleri üzerinden kısaltmayı yapıyoruz ve bunu bu şekilde okuyabiliyoruz. LASER, NATO, UNESCO dediğimiz şey bir akronimdir. Abbreviation'la tabii arasında bir fark var. Geçen sene bu soru sorulmuştu. Orada biz Türkçe düşündüğümüz zaman yanlış yapma eğilimine gidiyorduk. Baktığımız zaman, yani Türkçe'de çünkü biz kısaltma diyoruz. Hani biz asla akronim için bir kavram kullanmıyoruz. Abbreviation'ın özelliği şu, biz kısaltırız ama okunuşta uzun versiyonunu okuruz. Yani şuraya bakın, doctor'ı DR diye kısaltmışız. DR demiyoruz buna, doctor diyoruz doğrudan. Uzun versiyonunu okuyoruz. Ama akronim formuna dönüştürürsek biz bunu kısalttığımız gibi okuyacağız. Aradaki fark bu. Back formation, elimizde bir sözcük var. Sözcükten sanki bir ek çıkarmışız gibi bir şey çıkıyor ve yeni bir sözcük oluşmuş bir görüntü var. Yani back formation şöyle bir oluşum gerçekleşiyor. Sanki sözcük böyle geçmişteki eski formuna geri dönüyormuş gibi metaforik bir anlam var aslında burada. Yaptığımız şey sözcüğün kategorisini değiştirmek ve formasyonunu değiştirmek. Donation diye bir sözcük varmış. Buradan to donate diye bir eylem ortaya çıkmış. Conversion'ı görünce daha rahat anlatabiliyoruz, hadi anlayabiliyoruz bunu. Conversion'da şu gerçekleşiyor. Back formation'la karşılaştıralım. Aynı yöntem var ama birinde sözcüğün formu değişiyor. Back formation'da sözcüğün formasyonu değişiyor. Çünkü adı üzerine back formation. Conversion, sözcük bu.
Yeni sözcük bu oluyor arkadaşlar. Yani sözcük tamamıyla ne değiştiriyor? Yüz değiştiriyor. Şuraya bakarsanız stand up bir verb. Stand up comedian derken ne olmuş oluyor? Baktığımız zaman adjective forma dönüşmüş oluyor. Yani sözcüğün biçiminde herhangi bir değişiklik yok. Conversion ve back formation sözcüğün word class'ını değiştiriyor ama back formation'da biçim değişikliği var. Conversion'da biçim değişikliği yok arkadaşlar. Multiple process, şurada gördüğümüz süreçleri bakalım. Bunların en az iki tanesi bir arada çalışıyorsa eğer bir multiple process oluşur. Türkçe için bilgisayar sözcüğüne örnek verirler hep bunun için. Bilmekten bilgi, saymaktan sayar bir derivation'dır değil mi? Bilgi ve sayar kelimeleri oluşmuş. Biz bu iki sözcüğü, bilgi ve sayar sözcüklerini birleştirelim, compounding yapıyoruz. Yani önce derivation yapmamız, hemen ardından da compounding yapmamız bir multiple process ortaya çıkarıyor. Grammar konusu. Burada özünde agreement ve constituent kavramlar üzerinden gideceğiz. Biraz yük atmış oluyoruz. Agreement dediğimiz şey şu. Şimdi grammar dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen anahtar sözcük sistem arkadaşlar. Çünkü dil sistematik bir bütündür. Dildeki her birim orada rastgele bulunmuyor. Belli bir mantık çerçevesinde bulunuyor. Orada o birimin bulunmasının belli bir nedeni var. İşte bu nedeni kimler yönetiyor? Şurada gördüğümüz agreement, uyum kuralları yönetiyor. Şöyle bir cümle başı olsun. Üretim gerçekleştireceğiz. They comes diyoruz. Şimdi they comes'ta gramatik bir ihlal var. Bu hataya oradaki bir yıldız imi vardır, asterisk. Onunla görebiliriz biz. Şimdi oradaki they'in şöyle bir kütüğünü alalım. Özelliği neymiş? They'e baktığımız zaman arkadaşlar bu üçüncü çoğul kişi. Third person plural. Eğer bizim öznemiz üçüncü çoğul kişi ise arkadaşlar ne oluyor? Şuraya gidiyor ve oradaki s'i kaldırıyor. İşte bu agreement'tır. Ne agreement'ı? Number ve person agreement'ı. Ben third person diyorsam orada bir person, kişi uyumu gerçekleşiyor. Ve yine bakarsam plural diyorsam orada bir number. Sayı bakımından uyum nasıl gerçekleşecek bu devreye giriyor. Hani Türkçe'de biz şey deriz ya özne yüklem uyumu. Özne yüklem uyumunun arkasında aslında bir agreement vardır. Number ve person çalışır orada. Tense bağlamında bakarsak arkadaşlar, benim elimde işte geçmişte yaşanmış bir olay var. Ben geçmişte yaşanmış bu olayı bugün işte şimdiki zamanla anlatamam. Geçmiş zamanı uyarlamam gerekir. Ya da aktif ve pasif yapı var elimde. Benim elimde bir aktif yapı olsun. İşte bilmem ne işte Ali Veli'ye şunu verdi. Ben burada give eylemini kullanıyorsam bunu pasif yaparken receive eylemini kullanamam. Given eylemi, was given şeklinde kullanacağım. Tense uyumunu gerçekleştireceğim. Yani aktif ve pasif yapı arasındaki uyum da bir tense uyumudur. Ya da sınavlarda gramer kısmında şöyle bir şey çıkıyor ya. İşte ilk bölümde present tense var. Orada bir and bağlacı var. Sonraki bölümde hangi tense gelecek diyor. Oraya bir present yükü olan tense gelmesi gerekecek. İşte bu da bir tense uyumudur. Gender uyumuna baktığımız zaman she loves himself. Bakın bu da yanlış gramatik olmayan bir cümle karşımızda. Ne var burada gördüğümüz şeyde? O himself bir pronoun var karşımızda. Yine diğer pronoun var. Bunların arkadaşlar referanslarının ortak olması gerekecek. Yani she loves herself gibi bir yapı gerçekleşecek burada. Bu gerçekleşmediği için gender uyumsuzluğu ortaya çıkmış oluyor. Yani agreement dediğimiz şey temelde şu gördüğümüz dört bileşenle yapılıyor. Constituent demek kurucu demektir. Şimdi şöyle bir cümle götürelim. Şu cümleye baktığımız zaman the girl loves her dog. Burada kaç tane birim var? Saydığımız zaman burada 5 tane birim olduğunu göreceğiz biz. İşte bu 5 birimin her biri bir kurucu. Constituent kurucu demektir. Cümle içerisinde kurucular bir araya gelirler ve o cümleyi oluştururlar. Eğer biz bu kurucuları tek tek ele alıyorsak bunları birincil kurucu, immediate constituent deriz. Eğer biz bunları öbek mantığında yani hangi iki birim birbirine diğerlerinden daha yakın şeklinde ele alıyorsak işte the girl diğerlerinden birbirine daha yakındır. Demek ki bu da bir constituent. Her dog bu da bir constituent. Loves her dog bu da bir constituent'tır. Yani aslında arka planda çalışan şey ne? Syntax'ta göreceğimiz phrase'ler, phrasal kategoriler. Verb phrase, noun phrase, işte bu tür kavramlarla karşımıza çıkacak. Eğer her birimi biz tek tek ele alıyorsak, immediate constituent, öbek mantığını yerleştiriyorsak şuraya, yani bunların bir araya gelme biçimi olarak ele alıyorsak, secondary constituent kavramı karşımızda. Syntax'a baktığımız zaman, şimdi az önce kullandığımız constituent kavramı biraz arka plan oluşturmuş oluyor bizim için burada. Hatta şöyle yapalım, biraz vakit bakımından bir sıkıntımız yok. Şu grammar kısmında prescriptive ve descriptive arasındaki farkı da verelim. Hani çok yaygın bilinen bir şey olduğu için buraya eklemedim sadece.
Descriptive ve prescriptive arasındaki fark şu. Bunlar gramere yaklaşım biçimidir. Prescriptive dediğimiz şey genelde institutional setting, yani ayarlanmış bu ders düzeneğinin bulunduğu bir yerde. İşte dil sınıfları genellikle buralarda çok sık görülür. Sen dilde şu yapıyı kullanamazsın, bu yapıyı kullanamazsın şeklinde bize bir yargı verir. Descriptive grammar ise dile nasıl yaklaşıyor? Olduğu gibi yaklaşıyor. Yani descriptive ve prescriptive arasındaki en temel fark, descriptive var olan şeyi söylüyor. Durumu normal şartlarda söyleyecek. Prescriptive ise arkadaşlar olması gereken şeyi söylüyor. Doktora gittiğimiz zaman bize bir prescription yazıyor, reçete. Biz ne yapıyoruz? Onu uygulamamız gerekiyor. İşte prescriptive grammar ne yapar? Bizim başka bir şeyi şöyle uygulamamız gerekecek. Burada bunu kullanacağız, şunu kullanmayacağız. Bunu demek için yaptığımız şeydir. Syntax, generative grammar. Generative grammar'a şöyle bir tanımı olacak. Bu generative grammar kavramı Chomsky'nin işte 1960'lar, 70'ler, 80'lerdeki o bilgi birikimiyle ortaya attığı gramere yaklaşım biçimidir arkadaşlar. Bizim bilişimiz sınırlı sayıda kuraldan sınırsız sayıda üretimi ortaya çıkarmaya açıktır. Biz buna generative grammar diyoruz. Biz bir dildeki kuralları örnek üretim yöntemleriyle deneme yanılma diyebileceğimiz formlarda işte bir kural varmış. O kuralla ilgili biz sürekli yapı üretiyoruz. O kuralın tamamen sınırlarını buluyoruz. İşte başka bir kural o yapıyla çalışmayabilir. Yani bizim ortada, yani genel olarak bir kural çerçevesinde üretim gerçekleştirip gerçekleştirmememiz generative grammar kavramıyla bize gelecek. Sınırlı sayıda birimden sınırsız sayıda yapıya ulaşmamıza izin veriyor dil. Phrase structural, bu syntax bağlamında önemli bir kavram. Şurada yanda gördüğümüz kavramlar var. İşte bir sağa doğru ok var, bir işte parantez içerisinde bir x var ya da bir küme parantezi var arkadaşlar. Bunları okumak gerekiyor. Şöyle okumak gerekiyor. Hani sınavın ilk bölümü var ya, dil yeterliliği kısmı. Geçen sene sorulan soru hangisinde işte determiner, işte past participle, an easily proven idea diye bir soru vardı. Hani bunu oluşturan düzenek yukarıda veriliyor bize, altta o soruluyor. Aynı mantık şu öbek yapı kuralıyla, phrase structure rule'la da sorulabilir. Phrase structure rule nedir? Bizim syntax'te bir yapıyı üretmemiz için sahip olduğumuz kuraldır. Bizim bilişimizde bu kuralların var olduğu söylenir. Bu kurallarla biz cümleyi üretiyoruz, gramatik yapıları üretiyoruz. Şu sağa doğru gördüğümüz ok arkadaşlar içerir demektir. Şimdi şurada bir phrase structure rule var karşımızda. Bir noun phrase içerir, yani rewrite says, consists of a determiner and a noun şeklinde açıklayabiliyoruz. Yani bunu ağaçlandırırsak biz nasıl göreceğiz? İşte bir noun phrase göstereceğiz. Hemen altından bir dal çıkarıyoruz. Determiner diyoruz. Diğer tarafta bir noun yerleştiriyoruz. Orada bir optional birim var. İkinci phrase structure rule'a bakalım. Adjective. Mesela the beautiful house diye bir şey var elimizde. Buradan bir birimi atmak istesek hangi birimi atabiliriz rahatlıkla? Adjective atarız. Çünkü adjective'ler dilde gerekli birimler değildir. Yani olmazsa olmaz birimler değil. Çünkü adjective'ler yapıya ekstra anlam katarlar. Ekstra bir betimleme ihtiyacı duyarsak yaparız. Yani biz insanlar gün içerisinde adjective kullanmadan yaşayabiliriz. Bu mümkündür. Şuraya bakarsak aynı şekilde bir noun phrase, a noun phrase consists of, rewrites as, determiner, an optional adjective, and a noun. Yani the beautiful house'la the house arasında sintaktik açıdan herhangi bir fark yok arkadaşlar. Derin manada bakarsak. Şuraya bakalım. The girl diyoruz. Hemen kuralı var yan tarafta verilmiş. İşte noun phrase consists of determiner and a noun. Cat diyoruz. Noun phrase consists of proper noun. She diyoruz. Noun phrase consists of pronoun. Bakın 3 tane noun phrase var. Biz bir noun phrase'in kuralını yazmak için böyle 3 farklı ayrı biçimi kullanmamıza gerek yok. Biz bunları tek bir formda, tek bir satırda, tek bir dizede yazabiliriz. Yazmak için arkadaşlar oradaki küme parantezini kullanıyoruz. Küme parantezi bize şunu söylüyor. Bir noun phrase, bir, determiner ve noun'dan oluşabilir. İki, sadece proper noun'dan oluşabilir. Üç, pronoun'dan da oluşabilir. Yani o virgülle ayırdığımız birimlerden sadece biriyle biz bir noun phrase oluşturabiliriz. Yani syntax ne yapmış burada? Ekonomi yapmış. Uzun uzun böyle arka arkaya kurallarla yazmaktan ziyade biz bunların hepsini tek bir kuralda verebiliyoruz. Bunu görüyoruz. Ağaç yapıları. Şimdi şurada gördüğümüz öbek yapı kuralları var. Ağaç yapıları işte tree diagramlar bunlarla oluşuyor arkadaşlar. Bir noun phrase için ne diyebiliriz mesela? Şöyle bir phrase structure rule var. Bunun ağacını çizmek istersek özünde yapacağımız şey şudur. Yani sağ tarafta gördüğümüz içerir kısmından sonraki kısım aslında ağacın dallarını oluşturuyor. Ve bu notlarla, dallarla bir ağaç yapısını hiyerarşide şematik olarak biz çok rahat verebiliyoruz. Recursive rule.
Dilde bu phrase structure rule'lar kopyalanabiliyor. Yani biz big phrase structure rule'u kopya kopya yapı içerisinde kullanırız. Mesela Alex has a red car. Burada ne var? Bir sentence içerir. Noun phrase, verb phrase var değil mi? Ben bu sentence consists of noun phrase and a verb phrase yapısını kopyalayabiliyor muyum? Dilde kopyalayabilirim. Alex, whom you know very well, has a red car. Bakın ne oldu? Aradaki whom you know very well, o da bir sentence, noun phrase, verb phrase yapısı içeriyor. Orada bir not daha var burada. Devam edelim. Alex, whom you know very well, has a red car which is parked there. Yani ne oldu? Yine aynı kural çalışıyor. Biz yapı içerisinde bir phrase structure rule'u kopyalarız. İşte bu kopyalamaya recursion diyoruz. Yani occur diye bir sözcük vardır ya, gerçekleşmek. İlk cümlede Alex's red car ne oluyor? Bir kere occur oluyor. İkinci cümleye bakın. İkinci kez occur, re-occur yani recursion. Recursion kavramının geldiği yer bu şekilde açıklanabiliyor. Hats and compliments. Elimizde bazen öbekler olabilir. Yani hemen şöyle bir örnek yapalım biz. Bir noun phrase var elimizde. Biz bir noun phrase'e niye noun phrase diyoruz? Çünkü o noun phrase'in içerisinde bakarsak şurada arkadaşlar, bir noun var. Bu noun o öbeğin en önemli birimi. Bir öbeğin en önemli birimi o öbeğin head'i olur arkadaşlar. Head kendi word class'ını, kendi sözcük sınıfını yukarıdaki öbeğe yansıtır. İşte bu projeksiyonla biz bir noun phrase'i elde etmiş olabiliriz. Sadece bu tek bir öbekte mi gerçekleşiyor? Hayır, öbekler arası gerçekleşebilir. Şöyle yaparsak, an argument over jelly beans. Şimdi over jelly beans'a bakarsak biz burada bir prepositional phrase görüyoruz. An argument'a bakarsak bir noun phrase var. Hangisi daha önemli sizce? Argument mı, jelly beans mi? Argument. Çünkü burada önemli birim argümandır. Over jelly beans o argümanı betimliyor. O zaman aralarındaki ilişkiye bakarsak mavi olarak boyanan şey arkadaşlar bizim head'imiz oluyor. An argument burada daha önemli birim çünkü. Over jelly beans ise argümanın ne hakkında olduğunu söylüyor bize. İşte bu ne hakkında olduğunu söylemese de onu complement yapmış oluyor. Anlamı tamamlıyor. Yani complement head'in anlamını tamamlar. Head ise bir öbekte bir tane bulunur. O öbeğe adını verir. Çünkü en önemli birim odur. Öbekler arası ilişkiye bakarsak head önemli olan öbeğe verilen isimdir. Diğer öbek ise onun komplemanı, yani tamamlayıcısı görevinde bulunuyor. Deep ve surface structure, structure lambigity. Structure lambigity 2013'teki sınavda arkadaşlar grammar kısmında sorulmuştu. Sınavın 3. sorusu ya 4. sorusu. Bunlardan biriydi, öyle hatırlıyorum ben. Baktığımız zaman deep ve surface structure. Şimdi deep structure bugün kullanılmaz bu kavram ama kaynaklarda sıklıkla geçer. Chomsky'nin terk ettiği bir kavramdır. Chomsky bunları şöyle ortaya atıyor. Bizim bir derin yapımız var diyor, deep structure. Bu kafamızın içerisinde bulunuyor. Cümlenin asıl yerleşiminin bulunduğu yer, kuralların bulunduğu yer. Surface'a bakarsak biz bu kuralları farklı kombinasyonlara uyarlayabiliriz, değiştirebiliriz ve cümleyi son halini verebiliriz. Bu da surface structure olmuş oluyor. Yani şu an siz beni duyuyorsunuz ya, duyduğunuz şey bir surface structure. Siz ne yapıyorsunuz? Ben konuştuktan sonra, siz duyduktan sonra bunu bilişinizde çözmeye çalışıyorsunuz. İşte bu çözdüğünüz yer deep structure'dır. Aynı şekilde biraz daha öncesine gidelim. Ben şu an derin yapımda kuralları bir araya getiriyorum. Yapıyı oluşturdum, cümleyi. Ne yapıyorum bunu? Yüzeye çıkarmaya başlıyorum. Yüzeye çıkarırken ne yaparım? Derinde olan bir sözcüğü, bir cümleyi soru cümlesi yapabilirim. Bir cümleyi işte ne yapabilirim? Negatif yapı yapabilirim. Ya da işte pasif yapı yapabilirim. Bunların hepsi surface'da gerçekleşecek ve size bu şekilde iletilecek. Bazen şey görürsünüz deneme sınavlarında, size bir cümle verilir, soru cümlesi. Hangisi bu soru cümlesinin deep structure'dır diye sorulur. Arkadaşlar deep structure'da düz cümle bulunur. Biz onu surface'a yükseltirken oradaki değişiklikleri yaparız. Yani birimlerin yerlerini değiştiririz. Bunlar surface'a geçişte gerçekleşir. Deep structure her zaman o cümlenin temel, böyle simple declarative formunun bulunduğu yerdir. Şimdi elimizde bir cümle var. Any bumped into a man with an umbrella. Bakın bu bir surface structure. Çünkü ben bunu ürettim. Siz bunu aldınız. İki tane anlam elde ettiniz farkındaysanız. Ne oluyor burada? İki tane deep structure ortaya çıkmış oluyor. Yani eğer elimizde bizim tek bir surface structure varsa, bu sizde iki tane deep structure oluşturuyorsa, hemen cümleyi tekrarlayayım. Any bumped into a man with an umbrella. Any adama şemsiyeyle mi çarptı, yoksa any elinde şemsiye olan adama mı çarptı?
any bumped into a man with an umbrella şeklinde. Ne oluyor? Size gelen iki tane deep structure burada bir structural ambiguity'nin olduğunu söylüyor. Yani yüzeydeki üretim tek, onun peşi sıra gelen anlam iki tane. Eğer böyle bir durumla karşı karşıyaysak structural ambiguity'den bahsedebiliriz. Transformational rules. Şunu düşünün. Ali is coming. Bu bir cümle. Ben bunu soru cümlesi yaparsam, yani Ali is coming'deki oradaki is'i, auxiliary cümlenin başına taşırsam ne oluyor? Is Ali coming? Bakın transformation yaptım. Her cümlenin bir formasyonu vardır. Eğer biz bu formasyonda bir trans uygulaması yaparsak, dönüşüm yaparsak transformation elde etmiş oluyoruz. Cümle içerisinde birimlerin doğal yerleri vardır. Türkçe'ye bakın, işte garson bardağı kırdı. Özne, işte nesne, yüklem şeklinde gidiyor. Eğer ben kırdı, işte bardağı, garson şeklinde bir şey yaparsam transformation yaptım. Yani normal yerlerinden bunları çıkardım, farklı yerleri taşıdım. Biz soru yapılarını transformation'la üretiriz. Ali is coming'i is Ali coming şeklinde böyle yapıyoruz. Universal grammar, en başta gördüğümüz kavram nedir arkadaşlar? Şöyle bir mantıkla gelecek bize. Dünyadaki dillerin ortak özellikleri vardır. Diller arasında ortak birimler vardır. İşte bu ortaklık evrenselliği getirir. Diller doğuştan gelen bir dil yetisiyle geliyor. Bu ortak yetilerle geliyor. İki sene önce sorulan soru bu içerikte gelmişti bize. Burada principles ve parameters var. Chomsky'nin kavramı. Bunu anlamak için şunu yapabiliriz aslında. Chomsky'nin dile bakış açısı nedir? Doğuştancı, innatist dediğimiz şey. Doğuştan gelen bir dil yetisi var. Bakın, principle'lar dünyadaki bütün dillerde vardır. Çünkü biz doğuştan bu principle'larla dünyaya geliyoruz. Ama bugün bakarsak bu diller bu principle'larda bazen farklılıklar uygulayabiliyor. İşte bu farklılıklara biz parametreler diyoruz. Mesela dünyadaki bütün dillerde word order var. Kelime dizilişi, sözcük dizilişi. Ama Türkçe'ye bakıyorsunuz. Subject, object, verb gidiyor. İngilizceye bakıyorsunuz, subject, verb, object gidiyor. İşte word order hepsinde vardır diyorsam ben bu bir principle'dır. Ama Türkçe'de farklı, İngilizce bunu farklı uyguluyorsa bu da parametredir arkadaşlar. Zaten parametre bu değişken, değiştirgen anlamında kullanılıyor. Bir farklılıktır bizim için. O farklılığı bize gösterecek. Semantics. Semantics dersek şunu göreceğiz en başında. Bir felsefi alandır aslında dil bilim içerisinde semantics. Anlamı sorgular. İşte dünyanın anlamı ne, gerçeklik nedir, gerçeklik nasıl oluşur bunu soracak özünde. Lexical semantics diyorsak eğer arkadaşlar kelimenin anlamına bakarız biz. Kelimenin birinci anlamı, conceptual meaning, associative meaning ya da synonym, antonim, hyphonim diyorsam ben yani bir kelime bağlamında inceleme yapmak istiyorsam lexical semantics yaparım. Ya da ben gidip bir öbeğin ya da bir cümlenin anlamına bakabilirim. Ali eve geldi cümlesinin temel, o çok çıplak anlamına bakmak istiyorsam ben phrasal ya da sentential semantics yaparım. Sadece cümlenin anlamına bakıyorum, başka bir anlama bakmıyorum. Bir de bizim görünmez anlam dediğimiz şey vardır. Bu da pragmatikstir. Yani burası çok sıcak diyorsak, hani camı aç anlamı ortaya çıkıyorsa, görünmeyen bir anlam varsa burada işte bununla pragmatikst çalışacak. Böyle bir farklılık görüyoruz biz. Semantics'in biraz böyle daha felsefi boyutuna gidersek, truth conditional semantics var karşımızda. Bu şu demek, biz günlük hayatta böyle çevremizdekilerden anlamlar alırız. Onlar bize sürekli bir şeyler söyler. Bu aldığımız anlamları biz doğrudur, yanlıştır kategorisi çerçevesinde sınıflandırabiliriz. Eğer günlük hayatta duyduğumuz cümleler, o tümceler her zaman doğruysa, yani dünyadaki genel doğrularla her zaman örtüşüyorsa bunlar analytic sentence'dır, tautoloji. Yani bekarlar evli değildir diye bir şey varsa elimizde ya da çemberler daire biçimindedir diye bir bilgi geliyorsa bize bunlar her zaman doğru mudur? Evet, genel doğrularla örtüşürler. Bunlar bu yüzden analytic sentence. Eğer genel doğrularla örtüşmüyorsa, yani çemberler dikdörtgen biçimindedir ya da işte bekarlar evlidir şeklinde bir önerme gelmişse bize, bunlar da her zaman doğru değilse contradiction karşımıza çıkmış oluyor. Ya da bir cümlenin doğruluğu bizim sentezlememize bağlıysa, bir sentezleme, bir deneyim sonucunda ortaya çıkacaksa, işte biri hemen geldi, salona girdi, burada 55 kişi var dedi. Benim bunun doğruluk olmadığını görmem için sayım yapmam gerekiyor. İşte doğruluk benim saymamdan sonra ortaya çıkacaksa, bu da yani sentezleme ile ortaya çıkacaksa, synthetic sentence ortaya çıkmış oluyor. Yani synthetic sentence, bir bilginin doğruluğu ya da yanlışlığı bizim yapacağımız gözlem, sayım, hesaplama, ölçüm bunlarla ortaya çıkar arkadaşlar. Entailment. İki tane bilgi geliyor bize. İlk bilgi şu işte, the president is işte assassinated, was assassinated şeklinde suikast uğramış. İkinci bilgi, the president is dead.
zaten biliyorum ben bunu deriz. Yani ilk bilgi ikinci bilgiyi anlam olarak kapsayabilir arkadaşlar. Assassinate eylemi ölmek eylemini gerektirir değil mi? Hani assassinate olmuşsa biri mutlaka ölmüştür. Başka bir cümle. İşte Murat swims beautifully. Murat güzel yüzüyor. Hemen arkasından başka bir bilgi geldi bize. Murat yüzüyor. Diyoruz zaten evet biz zaten bunu biliyoruz. Hani Murat güzel yüzüyor demek zaten Murat yüzüyor anlamını içeriyor. Bu durumda ne olur? Murat güzel yüzüyor. Entails Murat yüzüyor. Şöyle bir şey yapın. Olayı tam tersine çevirin. Biri geldi bize dedi ki Murat yüzüyor. Dün söylediler bunu. Bugün başka biri geldi Murat iyi yüzüyor. Deriz. Biz sadece Murat'ın yüzdüğünü biliyoruz. Hani Murat'ın iyi yüzüp yüzmediğini bilmiyoruz. Belki de kötü yüzüyor. Yani Murat yüzüyor cümlesi Murat iyi yüzüyor anlamını vermiyor bize. O zaman ne diyoruz? Murat yüzüyor does not entail Murat iyi yüzüyor. Böyle bir açıklama verebiliriz. Lexical ambiguity. Biliyoruz ki dilde böyle kelimeler birden fazla anlama sahip olabilirler. En meşhuru bank sözcüğü. Bank bir financial institution anlamındadır. Finansal kurumdur. Yine bakarsak bank nehir kenarıdır. Bank oturduğumuz bir yerdir. Şimdi üç tane anlama gelen bir sözcük var elimizde. Biz gidip bu üç anlama gelen sözcüğü bir cümle içerisinde kullanırsak o cümleye bu sirayet ediyor. Anlamsal bir bulanıklık ortaya çıkıyor. Lexical ambiguity. The fisherman went to the bank. İşte balıkçılar banka gitti. Şimdi went to the bank dedik. Para çekmek için bankaya gitmiş olabilirler balıkçılar. Balıkçılar oturmak için nehir kenarına gitmiş olabilirler. Ya da bir banka gitmiş olabilirler. İşte bu bir lexical ambiguity arkadaşlar. Birden fazla anlama sahip olan sözcüğü biz bir cümle içerisinde kullanıyorsak ve o anlamlar da cümlenin genel anlamını etkiliyorsa lexical ambiguity ortaya çıkmış olur. Evet, evet. Evet, şöyle bir şey olur. Aslında açmak gerekir bunu. Bir tane sözcük var. Dört tane anlamı var. Ben cümle içerisinde kullandığım zaman onun linguistik konteksti anlamları ayırt etti. Lexical ambiguity oluşmuyor. Ama bank sözcüğünde kontekst ayırt edemiyor. Çünkü öyle bir kontekst kurdum ki ben fisherman went to the bank dedim. Ama kontekstle ilgili bir şey. Lexical ambiguity konteksti de hani uyumsuzdur. Baktığımız zaman principle of compositionality. ÖSYM'nin örnek sorusuydu. Dersin başında hemen ele aldığımız soru buydu. Compositionality yani bütünleşimcilik demektir bu. Bu ne yapıyor? Senin elinde bir cümle var diyor. Sen bu cümleye bakacaksın diyor. Bu cümlenin anlamı nasıl ortaya çıkıyor? Önce birimlere bak diyor. Birim birim bak diyor. Daha sonra bu birimlerin bir araya gelmesiyle oluşan büyük anlama bak diyor. Anlam böyle ortaya çıkar. Yani biz bir cümlenin anlamı nasıl ortaya çıkarıyoruz? Jack swims diye bir cümle var. Jack'in anlamını ortaya çıkarıyoruz önce. Sonra swims'in anlamını ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Jack ve swim'i birleştiriyoruz. Composition, bütünleşik yapıya bakıyoruz. Bütünleşimcilik ilkesi derler buna. Şöyle bir cümle var. Jack sliced the idea. Şuna principle of compositionality ile bakalım. Şimdi Jack sliced the idea cümlesine bakarsak. Jack benim arkadaşım diyelim. Anlam geldi mi? Geldi. Slice, somut bir şeyi biz keseriz. The idea... Soyut bir olaydır, düşünce. Şimdi biz slice the idea, idea'yı slice edebilir miyiz? Edemeyiz. Ne çıktı arkadaşlar ortaya bu durumda? Bir anomali dediğimiz durumla karşı karşıya olduk. Yani principle of compositionality'nin çöktüğü bir durumla karşı karşıyayız. Böyle bir durum görüyoruz. Semantic feature dediğimiz şey. Anlamsal özellik. Baktığımız zaman biz cümle içerisinde yapıları böyle rastgele kullanamıyoruz. Sözcükleri bir yerde kullanmamız için belli bir mantık, belli bir anlam düzenini tutturması gerekecek bunların. Yani the hamburger ate the boy diye bir cümleyi niye kuramayız? Çünkü hamburgerin yemek gibi bir özelliğe sahip olması gerekiyor. Hangi birim yemek özelliğine sahip olur? Canlı olması gerekiyor. Hamburger canlı özelliğine sahip midir? Değildir. İşte semantic feature bunu yönetecek. Yani anlamsal olarak seçebileceğimiz, selection yapabileceğimiz şeyler var arkadaşlar. Bunlara dair de kısıtlamalar, restriction'lar görüyoruz burada. Bakarsak mesela boy human'dır, male'dır ve adult'tır. Adult değildir. İnsanlar nereden geliyor bu kavram? Biz günlük hayatımızda kelimeler öğreniriz. Öğrendiğimiz bu kelimeleri arkadaşlar mesela mikrofon diye bir kelime öğrendiğimiz zaman bunu hangi kategoriye attık? Cansız dedik biz buna. Yine baktığımız zaman işte masa diye bir şey öğrendik. Yenilemezler kategorisine attık mesela. Yani bizim bilişimizde bu kategoriler var. Biz bu kategorileri cümle kurulumu sırasında uyguluyoruz. Ve bunları daha böyle formal bir hesaba dökmüşler. Semantic feature şeklinde bir kavramla bunlar karşımıza çıkmış bizim.
Devam ettiğimizde tematik roller. Cümle içerisinde arkadaşlar en önemli birim nedir bir cümlede? Eylem, yüklem. Biz hatta ne yaparız? Cümlenin öğelerini ortaya çıkarırken soruları kime sorarız? Yükleme sorarız. Yüklem arkadaşlar ya da eylem cümle içerisinde rol dağıtır. Yani şöyle rol dağıtır. Eyleme bakıyoruz. Eylemde fiziksel bir efor var mı? Var. İşte garson bardağı kırdı gibi bir şey var. Ya da işte başka bir şey diyelim. Ne diyelim? Şöyle iyi bir örnek olsun. Vurdulu kırdılı bir şey istiyoruz. Geliyor mu aklınıza öyle bir şey? Eylemde efor olduğunu söyleyelim. Bu eforu gerçekleştiren şey nedir? Fiziksel bir efor varsa agent arkadaşlar. Agent orada kılıcı görevinde. Onu gerçekleştiren görevindedir. Yine baktığımız zaman burada team diye bir şey var. Aslında patient kavramı da var elimizde. Patient bizim Fromkin ve Yule perspektifinden bakarsak elimizdeki kaynaklarda yer almaz. Bu team'in içerisinde gömülü bir yerde durur arkadaşlar. Team nedir? Team iki türlü gerçekleşir. Bir, the ball was red derim ben ya da the ball is red derim. Orada topun bir durumu vardır değil mi? İşte bu konu topikaldir. Team görevinde bulunur. Ya da işte ben eyleme baktım cümle içerisinde. Bu fiziksel bir efor istiyor. Bu fiziksel efor sonucunda etkilenen bir birim var. Yani fiziksel durumu değişmiş, konumu değişmiş. Bu ne olmuş oluyor? Bu da bizim patient dediğimiz team olmuş oluyor. Devam ettiğimizde source, eylemin çıkış yeri, başlangıç yeri source kavramıyla karşımıza gelir. Baktığımız zaman eğer eylemde fiziksel bir efor yoksa, duysal ya da duygusal bir şey varsa, ya çok üzüldüm, I heard the noise, işte I saw you şeklinde bir şey söylersek, yani duysal ya da duygusal bir durumla gerçekleşiyorsa eylem, biz bunun deneyimcisiyiz, experiencer durumunda bulunuyoruz. Instrument, eylemin gerçekleşme aracı olarak veriliyor. Eylem ne aracılığıyla gerçekleşiyor? Ve goal'a bakarsak, eylemin sonlanacağı yer arkadaşlar, bu kavramı görmüş oluyoruz. Evet. Lexical relation, şimdi word formation konusuna bakmıştık ya, demiştik orada, ÖSYM'nin o sınavda sorabileceği incelemelerden biri word formation'dır, diğeri lexical relation. Lexical relation'ı da şu an burada görmek mümkün. Sinonimi eş anlam demektir. Eğer biz bir sözcüğün yerine başka bir sözcüğü kullanıyorsak ve cümlenin anlamında bu orada herhangi bir sıkıntı oluşturmuyorsa, yerleşik bir şekilde bulunabiliyorsa eş anlamlı diyebiliriz. Antonimi dediğimiz şey, birden farklı kategorilere ayrılacak arkadaşlar. İlk kategorimiz bizim gradable, derecelendirilebilir. Yani good ve bad arasında bir fark var. Ne farkı var? Bunları derecelendirilebiliriz. Arada böyle katmansal bir durum vardır. Ya da biz bir gradable antonime baktığımız zaman superlative, comparative yapıda kullanabiliyorsak bunlar gradable yani derecelendirilebilir zıtlıklar türüne girecekler. Bir de non-gradable türler var, complementary pair'ler. Bunların ara katmanı yok. Ya bu ya da bu. Dead ve alive, man, woman derken bir şey ya ölüdür ya da canlıdır. Arada bir geçiş yok. Ama baktı good ile bad arasında bir geçiş durumunu görebiliriz biz. Çok iyi, az iyi şeklinde bir gerçeklik görebileceğiz burada. Üçüncü grup, relational antonym. Bir gradable tür olarak ele alınır aslında bu relational antonymler. Ne oluyor? Doğrudan, doğrusal bir bağ var iki birim arasında. Şuraya bakarsak husband ve wife. Husband ve wife birbirine doğrudan bir bağlantı kurgular. Mesela şöyle bir örnek yapalım. Father ve child desek relational mıdır? Değildir, değil mi? Çünkü orada bir de mother var. Tek bir doğru üzerinde gerçekleşmez bu ilişki. İkinci bir doğru çıkar. Yani relational antonym dersek biz tek bir doğru ilişkisi gözeteceğiz arkadaşlar. Eylemlerde bu gerçekleşir mesela. Almak, vermek. Biri birinden bir şey alıyorsa o da ona bir şeyi veriyordur. Hani böyle bir mantık kurgusu, anlam kurgusu yapabiliriz. Hyphonimi. Alt anlamlılık. İki sene önce bu soru sorulmuştu. İşte baktığımız zaman biz flower dediğimiz zaman ne geliyor aklımıza? İşte rose dediğimiz zaman işte bir çiçeğin alt anlamı, bir çiçek türü olduğu aklımıza geliyor. İşte ne deriz o zaman bu durumda? Rose is hyphonym of flower şeklinde böyle bir açıklamayı getirebiliriz. Tam tersi hypernym. Zaten hypho alt demektir, hyper üst demektir. Prototype. Bu da elimizde bir anlam grubu var. Bunun en temsili öğesi. Mesela Robin Amerika'da işte kuş prototip olarak veriliyor. Türkiye'de biz bunu düşünürsek serçe ya da güvercin gibi bir şey söyleyebiliriz değil mi? Bunlar da araba, işte araba prototipi dersek işte Ferrari, Mercedes ya da işte Tofaş, Şahin, Murat gibi şeyleri söylersek araba deyince aklımıza ilk gelen birimlerden bahsetmiş oluyoruz. Bunlara prototip deriz.
Homofona bakarsak ya da heterograf aynı şeydir. Homofon zaten homofon, eş ses. Hetero farklı demektir. Graf grafik yani farklı yazılış, farklı anlam ama aynı okunuyor bunlar arkadaşlar. Hair ve hair örneklerine bakarsak burada. Biz burada homofonik bir durum görüyoruz. Eş seslilik görüyoruz. Heterograftır bunlar aynı anda. Homonim dersek eş adlı. Nim zaten ad, name. Homo eş demektir. Bank sözcüğüne bakarsınız arkadaşlar. Bunların okunuşları ve yazılışları aynı ama anlamları farklı olacak. Homograf, bakın yukarıda homofon var. Yani fonlar homo eş olacak. Burada graflar eş oluyor. To polish, eylem bir de polish. Hani Polonyalı demek istediğimiz şey vardır. Bunlarda ne gerçekleşiyor arkadaşlar? Bunların yazılışları aynı. Homograf çünkü grafikleri homo. Ama baktığımız zaman anlamları farklı. Heteronim olarak karşımızdalar. Polisemi çok anlamlılık. Polisemi ilişkisellik bağlamında gerçekleşiyor. Mesela bizim organ isimlerimiz vardır ya işte yüz. Benim bir yüzüm var. Eğer ben paranın yüzü, binanın yüzü, sıranın yüzü, masanın yüzü, tahtanın yüzü gibi bir şey kullanıyorsam yani merkezdeki bir anlamdan ilişkisellik bağlantısında bu anlamı çoğaltmışsam buna polisemi diyoruz. Polisemi ve homonim çok karıştırılıyor bu çerçevede bakarsak. Yani polisemi dediğimiz şey merkezde ilgililik anlamı, ilişkisellik bağlamında gerçekleşecek. Metonimiye bakarsak bir ad aktarması doğası var. Yani Beyaz Saray dersek Beyaz Saray'da bir karar alma merci işte Amerikan başkanı demiş olabiliriz. Ya da işte meclis çok hareketli, meclisin içindekiler hareketli. İşte bardağını bitirdi, bardağın içindekini bitirdi. Böyle bir aktarımsal bir anlam kurgusu yapıyoruz. Bu da bir anlam ilişkisi olarak karşımızda bulunuyor arkadaşlar. Pragmatics'teyiz. Şimdi semantics'in başında şöyle bir şey yapmıştık. Bir lexical semantics demiştik ya, kelimenin anlamı, leksikal. Yani ben bir sözcüğün anlamına bakıyorsam, mesela işte doğrudan conceptual meaning diyorum mesela. Conceptual meaning birinci anlamdır. Lexical meaning yapmış oluyorum ya da associative meaning diyorum. O birinci anlamın yan anlamı. İlişkisellik bağlamında kurguladığımız anlam. Hani iğne diyorsak, sözlüğe bakıyorsak iğne için metal, ucu sivri araç bu birinci anlamdır. Ama iğne kimine göre acıdır, kimine göre hastalık, kimine göre kandır. Bu da işte associative meaning ya da connotation dediğimiz şeyi oluşturmuş oluyor. Bunu çalışıyorsak lexical semantics yapıyoruz. Eğer biz bir cümlenin anlamı nasıl ortaya çıkıyor? Buna bakıyorsak sentential semantics ya da phrasal semantics yapıyoruz. Ama biz görünmez anlam nasıl ortaya çıkıyor? Buna bakıyorsak pragmatics yapıyoruz. Pragmatics şu. Pragmatics sözcüğünün anlamı biraz hani faydacılık bağlamında gider ya. Konuşucular o konuşma sırasında asıl anlamı nasıl vermek istiyor? Yani kendilerine fayda sağladığı durum. Belki de bunu çözmeye yönelik bir şey görebiliyoruz. Şuraya bakarsak. Elimizde bizim bir şey olacak arkadaşlar. Context olması gerekiyor. Şimdi pragmatics şöyle bir şey. Speaker meaning diye geçer. Konuşucunun anlamı. Çünkü speaker bir iletişimsel dinamik içerisinde hangi anlamı vermek istiyor? Biz bunu çözmeye çalışıyoruz. Konuşan birinin bir iletişim ortamındaki anlamı neye göre değişiyor? İçinde bulunduğu kontekste göre değişiyor. Yani ben eğer şurada burası çok sıcak diyorsam, bir de bunu sokakta söylüyorsam, aradaki anlam farkının nedeni burada bir işte salon ortamı var ama sokakta bir sokak ortamı var. İşte salon konteksti ve sokak konteksti anlamı değiştirebiliyor. Kontekstlere bakalım. Physical context. Şimdi bizim bir linguistic production'ımız var. Şu an yaptığımız şey. Bu production'ın içerisinde bulunduğu fiziksel ortam nedir? Bu sorunun yanıtı bize physical context'i veriyor. Yani linguistic production hangi fiziksel durumda geçiyor? Şu anki konuşmamızın physical context'i ne? Sınıf. Sınıf ortamında geçiyor. Sınıf bizim şu an physical context'imiz. İkinci context, epistemic context. Epistemoloji dediğimiz şey vardır ya, bilginin tarihi, bilgi nasıl ortaya çıkmış. Epistemic context'te konuşmanın bilgi değeridir. Mesela doktorlar ve hastalar konuşurlarken doktorlar böyle hastanın epistemik kontekstini ihlal ederler. Çünkü doktor çok teknik kavram kullanır. Hasta bunu anlamaz. Bizim şu an yaptığımız konuşmamızın epistemik konteksti nedir? Dil bilim, linguistics. Çünkü biz dil bilim kavramları çerçevesinde konuşuyoruz. Linguistik kavramlar çerçevesinde konuştuğumuz için şu anki linguistic production'ımızın epistemik konteksti dil bilim olmuş oluyor. Linguistik kontekste bakarsak ya da kontekste bakarsak arkadaşlar, bu da şu, elimizde bizim 500 sayfalık bir roman var. Bu 500 sayfalık romanın 450. sayfasında O diye bir şey var. O adıl. Biz O adılının anlamının nereden geldiğini bilmiyoruz. Anlamının nereden geldiğini bulmak istiyoruz. Ne yaparız? İşte kaçıncı sayfada çıkmışsa o, geriye doğru gideriz. Geriye doğru giderek o anlamın nereden geldiğini görmeye çalışırız. Baktığımız zaman
Mesela şöyle bir şey yapalım. Yaklaşık 1,5 saat önce burada derse başladık. İlk söylediğim kavramla şu an söylediğim kavram arasındaki bağlantı bir linguistik kontekstir. Çünkü linguistik kontekst dilsel birimlerin kendi arasındaki bağlantıya verilen isimdir. İşte elimizde bir A4 var. Bu A4'te işte yazılar var bir sürü. A4'ün sonunda işte she diye bir pronoun var. Biz bu she pronounun nerede olduğunu, anlamının nereden aldığını bilmemiz için nereye gideriz? A4'ün başına doğru gideriz. Yani o sayfanın başına gideriz. Başında mesela Ayşe diye bir isim gördük. Demek ki deriz ki o she Ayşe'ye bir referansta bulunuyor. She bizim için bir text. Ayşe de bir texttir. Aralarındaki bağlantıya biz co-text diyoruz arkadaşlar. Social context, iletişimin geçtiği yerdeki sosyal durum nedir? Buna bakarız. Günlük hayatta aslında biz iletişim sırasında bunu sık sık göz önünde bulundururuz. Yani kimse patronuna hacı akşam şunu yapalım gibi bir şey demez. Niye? Çünkü patronla kendi aramızda bir sosyal statü farkı var. O bizim patronumuz, işverenimiz. Hani onun için bu şekilde hitap etmiyoruz. Yani iletişimin geçtiği yerde, dilsel üretimin gerçekleştiği yerdeki toplumsal durum nedir? Sosyoekonomik düzey, sosyokültürel arka plan bunlar da social context oluşturuyor. Deiksiz. Deiksiz şöyle bir şey. Kullandığımız bir sözcük, kullandığımız anda bir anlama sahip değil. Anlam ne zaman ortaya çıkıyor? Belki bir saniye sonra ortaya çıkıyor, belki 10 dakika sonra ortaya çıkıyor. İşte deiksiz kavramı şu, anlamsal gösterim demek arkadaşlar. İşte şöyle bir grafik var elimizde baktığımız zaman. Biz merkezdeyiz. Bizim sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda bir zaman var. Yersel bir durum var. Bizim konuştuğumuz yani mesela şey diyorum, şunu bana ver dedi biri, give me that. Give me that söz cümlesinde, üretiminde iki tane birimin anlamı o anda ortaya çıkmıyor. Biri me, biri that. Bunun anlamı ne zaman ortaya çıkacak? Bunlar gidecekler, anlamlarını bir yerlerden alacaklar. Give me that derse biri, şunu bana ver dediği zaman, bu anlamı bizim bulmamız için nereye gitmemiz gerekiyor? Belki de physical context'i bilmemiz gerekiyor. Hangi kişi, nerede, neyi bana ver dedi. Bunları bildiğimiz zaman physical context ortaya çıkacak. Deictic expression'lar ortaya çıkacak. Yani buradaki me ve that bizim için bir deictic expression oluyor. Deiksiz türleri var. Deiksiz türleri dersek person deiksiz. Yani kişisel gönderimler vardır. Hey, she, it şeklinde ya da pronounlardır. Ya da işte those idiots. İşte that chair gibi bir şey. Hani bu nesneye de gönderimde bulunur. Orada person deiksiz demek illa da bu kişiye gönderimde bulunacak demek değildir. Hani oradaki bir nesneye de gönderim yapabiliyor. Baktığımız zaman spatial deiksiz var. Yersel gönderim. Oraya geleceğim dedim ben. Ben oraya geleceğim diyorum. Bakın siz oradaki oraya sözcüğün anlamını bilmiyorsunuz. Çünkü bu deiksizdir. Deiksiz kullandığımız anda anlama sahip olmayan sözcükler demek. Yine baktığımız zaman temporal deiksiz vardır. İşte yesterday, tomorrow, the day after tomorrow gibi. Bu tür birimler arkadaşlar neyi verecek bize? Yersel hatta zamansal olarak kullandığımız yapı içerisinde bilinmeyen bir kavram var. Bu kavramın anlamı da o anda ortaya çıkmıyor. Belki bir dakika sonra, belki daha sonra ortaya çıkmış oluyor. Reference. Reference dediğimiz olguyu aslında şununla açıklayabiliriz. Aslında DX'i de böyle açıklayabilirdik. Mesela DX'e geri dönelim. Bir örnek var elimizde. O örnek üzerinden gidelim biz. Şuradaki give me that'e bakalım arkadaşlar. Give me that cümlesine bakarsak, burada iki tane birimin anlamı hemen gelmemiş bize. Orada me ve that deictic expression'dır. Çünkü anlam gördüğümüz anda ortaya çıkmıyor. Biz buradaki me ve that'in anlamını ortaya çıkarmak için neyi bileceğiz? Physical context'i bileceğiz. Kim bu give me that'i nerede söyledi? Belki sınıfta söyledi. O zaman sınıfta söylemişsin me öğretmen oldu bir anda. That ne oldu? İşte oradaki kalem oldu. Anlam böyle çıkmış oluyor. Şimdi reference'a yorumlayalım bunu. Reference arkadaşlar, birimler arasındaki gönderimlerdir. Yani nokta atışı gönderimler bekliyoruz biz birimler arasında. Give me that birimi var elimizde. Bize bir linguistic context lazım önce. Bakın, linguistic context'i kırmızıyla çevirdik. Give me that cümlesinin linguistic context'ini şu şekilde çevresel biçimde biz görebiliyoruz. Buraya baktığımız zaman, buradaki iki tane birimin anlamını bulmamız gerekiyor. Bunlar deictic expression. Anlam nerede? Linguistic context'in içerisinde bulunuyor mu? Bulunmuyor. Anlamları nerede bunların arkadaşlar? Kontekstin dışında bulunuyor. Eğer bir birimin anlamı linguistic kontekstin dışında bulunuyorsa biz buna exophoric reference diyoruz. Eğer bir birimin anlamı linguistic kontekstin içerisinde bulunuyorsa buna da endophoric reference diyoruz. Endophoric reference ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bu ayrıma bakarsak biz eğer bir birim metin içerisinde
kendisinden önce gelen birime gönderimde bulunuyorsa, anaforik expression, kendisinden sonra gelen birime gönderimde bulunuyorsa, bu da kataforik expression olarak karşımıza çıkıyor. Ara verelim, aradan sonra devam edeceğiz. Canlı yayın devam ediyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yer inference konusu. Inference kavramından devam edeceğiz. Inference arkadaşlar, şimdi pragmatik dediğimiz şey nedir? Bir speaker var. Bu speaker'ın bir göndermek istediği bir anlam vardır. Bu anlamla konteksti biz ortak yorumluyoruz. Bu ortak yorumlama sırasında bir anlam çıkıyor karşımıza. Inference dinleyici tarafından yapılıyor. Yani biz günlük hayatta bu konuşmayı gerçekleştirirken karşıya bir mesaj gönderiyoruz. Bu mesajda inference, yani karşı taraftaki o listener'ın alması gereken, çıkarım yapması gereken bir şey var. Mesela ben şunu diyorsam, Picasso'yu çok seviyorum. Picasso'yu çok seviyorum demek benim onun böyle kişiliğini seviyorum anlamına gelmiyor. Karşı taraf nasıl bir çıkarım yapması gerekiyor? Bu kişi Picasso'nun sanatını seviyor, tablolarını seviyor. Böyle bir anlamla geliyor karşımıza bu. Presupposition, iletişim sırasında bazen öyle bir bilgi vardır ki hem konuşan hem speaker hem de listener tarafından ortak bilinir. Bunlara biz ön varsayımsal şeyler deriz. Yani ben birine kardeşin niye gelmedi diyorsam hem ben hem de karşımdaki kişi neyi iyi biliyoruz? Onun bir kardeşi var. Ortada bir kardeş var. Yani işte bu iletişim sırasında yukarıya çıkmaz, yani taşınmaz, ön planda bulunmaz, söylenmez, arka planda bulunur ve bu alttan alta var olan iki tarafın da bildiği bir anlam olarak karşımızdadır. Speech act dediğimiz şey. Şimdi iki türlü söz eylem var aslında, konuşma eylemi var. Bunlardan biri sabitlikler, constativeler, bir de performativeler var. Benim betimleme yapmam ya doğrudan simple declarative formu söylemem bir sabitliktir, constativedir. Yemek tarifi mesela, bunda bir eylem yoktur. Yine baktığımız zaman işte burası şu caddesidir, burası karanfil sokaktır. Ben bunu diyorsam bir betimleme yapıyorum sadece. Bir eylem gerçekleştirmiyorum. Ama biz bazen konuşurken konuşmamızın yanında bir de eylem gerçekleştiririz. Yani ne yaparım? Ben hem konuşuyorum hem de söz verme eylemi gerçekleştiriyorum. I promise dersem hem bir konuşma eylemim var hem de bir söz verme eylemim var. İşte bunlar speech act'ler arkadaşlar. İnsanlar sadece konuşmuyorlar, konuşurlarken bir de eylem gerçekleştiriyorlar. Bunu görmüş oluyoruz. Constitutive ve performative arasındaki ayrım tam netlik kazanmıyor haliyle. Bu çürütülen bir şeydir arkadaşlar. Mesela şunu yapalım. Burası çok sıcak, sabitliktir değil mi? Bir eylem yok. Ama bu öyle bir kontekste söylenir ki bu camı açabilir miyiz anlamına gelir. Yani karşıya bir ricada bulunma anlamı verebilir. O zaman bizim sabit, yani constative olarak bildiğimiz şey ne olmuş oluyor? Performative oluyor. Onun için şu 5 tane ek sıralama verilmiş bize. Bakarsak, biz konuşuruz. Konuşurken aynı anda dünyada bir gerçekliği gösterebiliriz. Yani burası Eiffel Kulesi'dir. This is Eiffel Tower dersem ben dünyadaki bir gerçekliği represent etmiş oluyorum. Representative speech act oluyor. Biz konuşuruz, konuşurken aynı anda karşımızdaki kişiye bir şey yaptırırız. Direktif vermek, yani directive speech act. Ben konuşurken nasıl karşımdaki kişiye bir şey yaptırırım? Öneride bulunurum, benim verdiğim öneriyi yapar. Ben ricada bulunurum, söylediğim ricayı gerçekleştirir. Ben emir veririm, karşımdaki kişi o emri gerçekleştirir. Yani directive speech act, öneri vermek, ricada bulunmak, emir vermek. Konuşurken aynı anda bunları yapabiliriz. Diğer grup commissive. Biz konuşurken aynı anda kendimizi bir commitment'a sahip edebiliriz. Gerçekliğe adayabiliriz. Yani söz vermek, yemin etmek. Eğer ben bir söz veriyorsam ya da bir yemin ediyorsam bir commitment gerçekleştirmiş oluyorum. Ya da expressive. Biz konuşuruz, aynı anda bir psychological durumu express yapabiliriz. Çok üzüldüm demek. Ben hem konuşuyorum hem de üzüldüğümü belirtiyorum karşı tarafa. Çok mutlu oldum. Yani psikolojik bir durumu karşıya aktarıyorum konuşmanın yanında. Son gruba bakarsak declaration. Biz hem konuşuyoruz hem de dünyada bir gerçekliği değiştiriyoruz. Yani deklarasyonlara bakarsanız dünyadaki hepsi bir gerçeği değiştirmiştir. Ben işte şunu yapabilirim. I name işte
you husband and wife gibi bir şey. I pronounce you husband and wife dersem size eş ilan ediyorum. İki tane insan vardı. Bunlar bireydi. Ben onları pronounce eş ilan edince ne oldu? Onlar artık birey değil, eş oldu. Ben bir gerçeği değiştirdim. İsim vermek, işte I name this ship the Queen Elizabeth. O meşhur cümle. Baktığımız zaman ne var? Geminin bir adı yok. Ben ne yaptım? İsim verme eylemini gerçekleştirdim. Konuşma eylemini beraber gerçekleştirdim ve dünyada bir gerçeği değiştirdim. Baktığımızda bu da aslında kendi içerisinde iyi bir sisteme sahip olmayacak. Ama baktığımız zaman şurada locutionary, illocutionary ve perlocutionary ekler arkadaşlar. Bunlar doğrudan bize bir speech act'in doğasını gösterebiliyor. Locution konuşmak demektir. Şöyle bir senaryomuz var. Benim bir arkadaşım var. Ben arkadaşımla akşam yemek için sözleştim. Arkadaşım geldi ve dedi ki hadi gidelim. Ben hastayım diyorum. Benim hastayım demem bir locution'dır. Sadece konuşmak. Bizim yaptığımız sadece konuşma bir locution'dır. Ama bu yaptığımız locution'ın yani konuşmanın içerisinde ininde, in locution'ında yani ill locution'ında başka bir anlam daha var. Ne anlama geliyor? Hastayım, gelemiyorum anlamını verdim karşıya. Karşı tarafta eğer benim yaptığım bu illocution üzerine bir performans locution gerçekleştiriyorsa diyor ki ya sana hemen bir çorba yapayım diyor. O zaman bu ne olmuş oluyor? Yani benim söylediğim şey karşıda bir eylem uyandırıyorsa, onu harekete geçiriyorsa bu da perlocutionary act olmuş oluyor arkadaşlar. En temelinde biz şurada gördüğümüz direct ve indirect speech act'leri aslında göz önünde bulundurabiliriz burada. Direct speech act dediğimiz şey, elimde benim bir yapı var. İşte can you ride the bicycle? Bakın burada ne var arkadaşlar? Ebilmek, abilmek. Yani yapı burada yeterlik sorguluyor. Bu doğrudan bir konuşma eylemidir, speech act'tir. Ama bir de burada ne var? Can you pass me the salt var. Ben burada tuzu verebilecek yeterliliğe sahip misin demiyorum. Bir ricada bulunuyorum değil mi? Yani üstteki yapı bir ebilmek, abilmek, can yapısıyken bunun arka planındaki anlam bir rica. İşte bu da bir indirect speech act. Indirect speech act nasıl oluşuyor? Gördüğümüz yapının arka planında başka bir anlamla bize anlam geliyorsa bu şekilde bir indirect speech doğası oluşmuş oluyor. Conversational maxims, 2 sene önce böyle bir soru sorulmuştu. Çok böyle değil mi? Komik bir soruydu aslında. Hangisi Grice'in maximlerinden biri değildir? Orada implicature vardı, sırıtıyordu. Şunlar 4 tane duruyordu. Quality, doğruluğundan emin olmadığın bir şeyi söyleme diyor. Doğru söyle diyor, yalan söyleme. Yalan söylersek ihlal oluyor. Bunu Grice ortaya atmıştı. Nasıl, niye atmış? İnsanlar diyor günlük hayatlarında konuşurlarken 4 tane kurala sahiptir. Bu 4 kuralı tutarlar. Bunlardan biri ihlal edildiği zaman ne oluyor? İletişim bozuluyor. Quality, doğruluğundan emin olmadığın bir şey söyleme. Yalan söyleme diyecek bize. Quantity, senden bir bilgi isteniyor. Yeterli bilgiyi ver diyor. Ne böyle az bilgi ver ne de çok fazla olsun bu bilgi diyor. Yeteri kadar olsun diyor. Relation'a bakarsak ilişkili olsun diyor. Sana biri işte bir şey sordu. Yanıtın bununla ilgili olsun, ilişkisiz olmasın diyecek. Ve manner'a bakarsak söylediğin her şey açık ve anlaşılabilir olsun. Sıralı olsun. Böyle kompleks, karmaşık, bir sürü teknik kavram barındıran bir şey olmasın diyor karşımızda bizim. Implicature. Mesela şöyle bir şey düşünün. İki kişi bir diyalog kurmuşlar. Diyor ki işte ya işte senin benim hakkında böyle konuşmana çok üzüldüm. Sana sinirlendim, öfkeliyim falan diyor. Diğer kişi ne diyor? Ya diyor gel seninle bir dolaşalım diyor. Burada bir ima var. Karşı tarafa gönderilen bir implicature var. Konuyu değiştirelim demek istiyor. İşte implicature iletişim sırasında ortaya çıkar. Karşımızdaki kişi ya da biz karşımızdaki kişiye bir yapı veririz. Bu yapının altında alttan giden imalı bir anlam vardır. Bu ima implicature olarak karşımızda arkadaşlar. Politeness dediğimiz şey de şu, günlük hayatta böyle hepimizin bir yüzü vardır. Sabah evden çıktığımız zaman hepimiz o yüzümüz çerçevesinde yaşarız. Yani giyim kuşamımız, yürümemiz, konuşmamız bunların hepsi bizim face'imizle ilgilidir. Yine günlük hayatta bu face'e karşı biri kaba davranıyorsa, bize biri mesela emir veriyorsa hiç hoşumuza gitmez. Ne oluyor? Face threatening bir act olmuş oluyor. Face threatening act yüzümüze karşı saldırgan bir tutuma maruz kaldığımız zaman ortaya çıkar. Eğer biri bize kibar, polite davranıyorsa bu ne olmuş oluyor? Bu da face saving act olmuş oluyor. Bir eylemin face saving mi, face threatening mi olması tamamıyla kontekste bağlı arkadaşlar. Kontekst bunu şekillendiriyor. Sizi biri bir kere övdü, övünmek güzel bir şeydir. Değil mi? Bu face saving act'tir. Ama sizi biri sürekli övüyor. Dersiniz ki işte az sonra benden para isteyecek, bana şunu yapacak. Kıllanmaya başlarsınız. İşte bu aslında bir face threatening act. Yani kontekst bağlamında gider bir bir face eylemi, politeness dediğimiz kavram. Burada bir de pozitif ve negatif face diye 2 kavram var. Hemen şöyle bir geri geleceğim, hızlı gittim.
Hemen politeness'ın altında görüyoruz. Bu tamamıyla günlük hayatta böyle konuşmamızı karşımızdaki kişiye yaklaştırmak ve uzaklaştırmakla ilgili. Hatırlayın az önce şey söylemiştim. Hepimizin günlük hayatta bir face'i var. Biz mesela karşımızdaki bir arkadaş grubu var. Onlara dahil olmak istiyoruz. Onlar çok argo konuşuyor. Biz onlara yaklaşmak istiyorsak biz de argo konuşuruz. Niye? Çünkü kendi yüzümüz onların nezdinde pozitif olmalı. Pozitif yaparsak yüzümüzü karşımıza yaklaşırız. Ya da başka bir arkadaş grubumuz var. Çok böyle işte kibar konuşuyorlar. Biz onlardan uzaklaşmak istiyoruz. Sıkıldık orada. Biz kaba konuşmaya başlarız. Eğer biz böyle kaba konuşursak ne olur? Bizim yüzümüz onlara göre negatif görülür. O zaman biz o toplumda istenmeyiz. Kendimizi uzaklaştırmış oluruz. Sociolinguistics konusunda bu işte convergence, divergence, speech accommodation aynı kavramlardır. Aralarında bir fark yoktur. Bunlar o speech accommodation yapmak için kullandığımız araçlar arkadaşlar. Discourse analysis'e baktığımız zaman temelinde aslında burada iki tane önemli kavram var. Bunlardan biri cohesion, diğeri coherence. Cohesion çok mekaniktir arkadaşlar. Mekanik yapılan bir şeydir. Şuraya bakarsak reference, substitution, ellipsis, conjunction, lexical cohesion bunların hepsi arkadaşlar özünde nelerle yapılıyor? Dilsel birimlerle yapılıyor, mekanik birimlerle yapılıyor. Yani ben bir reference yapmak istersem anafora, exofora, işte endoforalarda anafora ve kataforik reference yapabilirim. Baktığım zaman substitution, ben the ball yerine one kullanabilirim. Hani başka bir birimle yer değiştirebilirim. Linguistik unitlerle yapıyorum. Aynı şekilde baktım ellipsis. Ben bir birimi cümle içerisinden atabilirim. Conjunction, ben bağlaçları kullanarak cümleyi birimlerle birbirine bağlarım. Yine bakın hep birim kavramını kullanıyoruz burada. Birim dediğimiz şey linguistik unittir. Dilsel birimlerdir. Ve lexical cohesion, ben kelimelerle bir metni birbirine bağlarım. Mesela elimde benim bir paragraf var. Ben sürekli dil bilim kavramları kullanıyorum. Kullandığım her bir dil bilim kavramı yani leksikal birimler o metni birbirine bağlıyor. Yani cohesion somuttur, mekanik yapılıyor, dilsel yapılıyor. Coherence'a bakarsak coherence bizim bilişimizde gerçekleşiyor. Yani biz bir paragraf okuduk, o paragrafta anlam bütünlüğü var. İşte bize bütüncül bir anlam gelmiş. Bu arkadaşlar cohesion'dır. Şuna bakın, elimizde bir metin var. Biri bize bir kalem verdi, bu metin içerisinde bize cohesion'ı göster diyor. Biz cohesion'ı çok rahat gösteririz böyle, nokta atışı. Çünkü cohesion mekaniktir, birimlerle yapılır. Ama bize yine biri bir kalem verdi, coherence'ı göster dedi. Eğer burada coherence varsa biz bunu ancak böyle gösteririz. Hepsinde vardır. Yani coherence birimlerle gerçekleşmiyor. Okuruz bu metni, eğer bize büyük bir anlam, bütüncül bir anlam geliyorsa bu coherent'tır deriz zaten. Conversation analysis. Conversation bir konuşma, yani ardışık, sıralı, böyle biri konuşur, ondan sonra biri konuşur, sonra başka biri konuşur. Bu conversation'da insanlar birbirlerinin sözlerini alırlar. İşte konuşma sırası vardır. Conversation bağlamında önemli bir kavram discourse marker arkadaşlar. Discourse marker söylem belirleyicisi demektir. This, that, işte hmm, but, oh, well gibi birimler vardır. Hani konuşurken bu birimleri kullanırız. Yani diye bir sözcük var Türkçe'de, yani. Yani'nin mesela 7-8 tane işlevi var konuşma içerisinde. Karşımızdaki kişi çok konuşuyor, yani deriz, konuşmasını sonlandırırız. Az konuşuyor, onu konuşturmak istiyoruz. Conversation'ın sürmesini istiyoruz. Yani deriz, hani daha da konuş anlamında. İşte bunlar discourse marker. Konuşmayı böler, konuşmayı konulara ayırır, konuşmayı sonlandırabilir, konuşmayı böyle parçalar, işte sürdürebilir. Bunların hepsini sağlayan söylem birimleri, söylem belirleyicileridir discourse markerlar. Hatch, kaçınmak demektir. İki tane cümle vereyim. Jackson is guilty. Bu ilk cümle. Jackson suçlu diyoruz. It is highly probable that Jackson may be guilty. Bakın ikisi de aynı şeyi söylüyor aslında. Ama biri doğrudan söylüyor, diğeri kaçarak söylüyor. Hatch kaçınmak demektir. Biz bazen gerçekliği söylemek istemeyiz ama söylemek zorunda kalırız. Çünkü iletişimin kopmasını istemeyiz. Hatch yapıyorsak, mesela quality maximi vardı ya, bu pragmatikte gördüğümüz. Quality ne diyor bize? Doğruluğundan emin olmadığın şeyi söyleme. Kısaca doğruyu söyle diyor. Hatch yaparak biraz quality'yi ihlal ediyoruz aslında. Biz doğruyu doğrudan söylemiyoruz. Biraz kaçarak söylüyoruz. İşte tam olarak emin değilim ama nokta nokta nokta. İşte oradaki tam olarak emin değilim öbeği arkadaşlar. Nedir? Bu bir hatch yapısıdır. Kaçınma yapısıdır. O kişi doğruyu söylemek istemiyor. Mecburen söylüyor. Anlamında buna sahibiz. Dil ve beyin. İnsanlar dünyaya geldiklerinde arkadaşlar şöyle bir beyne sahip, bütüncül bir beyne sahibiz biz. Daha sonra ne oluyor? Hayatın çok çok erken dönemlerinde bizim beynimiz sol ve sağ diye ikiye ayrılıyor. Yani lateralleşiyor.
Biz buna lateralization deriz. Yani beynin sol ve sağ diye ikiye ayrılması lateralization olacak. Hayatın çok erken döneminde gerçekleşecek bu. Peki bir de critical period diye bir dönem var, kritik dönem. Yani insanların dili edinmesini olanaklı kılan dönem. Bu arada ne oluyor? Yani hayatımızın 0-8 yaş, 0-7 yaşlık bölümünde ne oluyor? Lateralization gerçekleştikten sonra arkadaşlar bizim beynimizin sol ve sağ tarafına böyle özellikler yüklenmeye başlıyor. Mavi ile gördüğümüz yer. Özelliklerin lokalleşmesi, yerelleşmesi söz konusu. Biz buna localization deriz. Yani lateralization, beynin sol ve sağ lob diye ikiye ayrılması, localization ise sağ ve sol lob diye ikiye ayrılan bölüme farklı özelliklerin yüklenmesi. Misal, beynimizin sol tarafına dil yüklenmiş. Sayısal işlemler, analitik zeka yükleniyor. Sağ tarafına daha holistik bir süreç yükleniyor. Baktığımız zaman sentezleme yükleniyor sağ tarafa. Eşleştirme, görsel ses eşleştirmesi. Bunların hepsi sağa yükleniyor. Yani bunların hepsi localization sürecinde gerçekleşiyor. Jenny'yi hatırlarsınız, duymuşuzdur mutlaka bir yerlerden. Jenny bugün yaşıyor. Yani çok az sayıda, 50 tane kelimeyi ezberlemiş sadece. Çünkü Jenny'de arkadaşlar localization gerçekleşmedi. Localization gerçekleşmesi için çevreden uyarıcıların gelmesi gerekir. Çünkü localization var olan bir yapıdır ama zaman içerisinde kendini gösterir. Jenny'nin gördüğü şey hayatının ilk 13 yıllık bölümünde karanlık. Başka hiçbir şey görmüyor. Localization gerçekleşmediği için Jenny bir dili edinememiş mesela. Edinemediği için de bugün başka bir dili öğrenemiyor arkadaşlar. Ezberleyebiliyor sadece. Şuraya baktığımız zaman burada beynin sol tarafını görüyoruz. Yani ne var burada? Şu yönde bakan bir insanın beyninin sol kısmı var. Burada birkaç bölüm. İlk baktığımız zaman bu şey vardır. Nörolingüistik çalışmaların en başta gördüğümüz kavram. Nörolingüistik, beyin ve dil, işte insanların bilişlerinin dil nasıl ortaya çıkmış, nasıl gerçekleşiyor, beyin ve dil etkileşimine çalışır. Bir sinir bilimci, işte bir nörolog, 1860'larda Paul Broca, buna bir hasta geliyor. Bu hasta arkadaşlar beynin sol ön bölgesine bir hasar almış. Paul Broca ne diyor? Ya bu kişi diyor benimle konuşamıyor ama benim söylediklerimi anlayabiliyor. Broca alanı var karşımızda. Broca alanı arkadaşlar production'la ilgilenir. 1870'lerde Alman cerrah Karl Wernicke ya da Wernicke buna bir hasta geliyor. Wernicke'in notlarında şöyle bir şey var. Diyor ki bu kişi benimle akıcı bir şekilde konuşuyor ama benim söylediğimi anlamıyor. Yani Wernicke bölgesi çıkmış ortaya. Wernicke bunu buluyor. Bu bölgenin temel yükü nedir arkadaşlar? Bu bölgenin temel görevi algı, comprehension'la ilgilenir. Broca ve Wernicke'yi birbirine bağlayan orada kanallar görüyoruz. Burası arcuate fasciculus dediğimiz bölgedir bizim. Arcuate fasciculus iletişim sırasında Broca ve Wernicke arasındaki iletişimi sağlar. Yani şu an siz hem beni duyuyorsunuz, aynı anda konuşmaya başlarsanız arcuate fasciculus. Ya da şey var, repeat after me dediğimiz zaman tekrar başlıyor sınıfta. İşte ben bir sözcük söylüyorum, sınıf tekrar ediyor. Sınıf bunu önce algılıyor. Algıladığı şeyin aynısını arcuate fasciculus üzerinden, yani Wernicke'den arcuate fasciculus yoluyla Broca'ya gönderiyor. İşte arcuate fasciculus böyle çalışıyor. Broca ve Wernicke arasındaki bağlantıyı sağlayan mekanizma. Bir de burada arkadaşlar motor korteks var. Motor korteks bizim motor hareketlerimizi düzenliyor. Yani şu an benim konuşmam, işte elimi kaldırmam, indirmem, yürümem, bunların hepsi motor kortekste gerçekleşiyor. Dil ve beyin arasındaki ilişkide nerede yeri var? Şurada var. Biz konuşurken akciğerden havayı gönderiyoruz ya, ağzımızda engelleme yapıyoruz. Biz bu konuşma seslerini kaslarla üretiyoruz arkadaşlar. Yani kasın hakim olduğu her yerde bir motor korteks çalışıyor. Afazi türleri, şimdi gördüğümüz alanlar vardı. Bu alanlara hasar gelse ne olacak? Beynin sol ön bölgesi, Broca bölgesi. Buraya bir hasar geldiğinde arkadaşlar, Broca'nın sorumluluğu neydi? Production, Broca, production'ı bırakacak. Üretim gerçekleşmiyor. Biz bir konuşmanın Broca afazi olup olmadığını nereden anlarız? Kesintili konuşmalar vardır değil mi? Ya da işte böyle işlevsel kelimeler yoktur. Inflection'lar bulunamaz. Bu yüzden agrammatik afazi deniyor buna. Agrammatik afazi denmesinin sebebi agreement kuralları sağlanmıyor. Tamamıyla böyle sözcükler birbirinden kopuk ve birbiri böyle kesintili. Arada bir sürü boşluklar var. Diyelim ki sol arka bölge, Wernicke bölgesi. Buraya bir hasar geldi. Wernicke bölgesinde bir hasar gelirse arkadaşlar biz burada neyi göreceğiz? Yani algı bölgesi, algı kapanıyor. Wernicke hastalarının, hatta Karl Wernicke şey demişti ya, bu kişi benimle akıcı bir şekilde konuşuyor. Fluent afazi, bir diğer adı Wernicke'nin. Bunlar akıcı bir şekilde konuşabilirler ama Wernicke'liler arkadaşlar algılayamayacaklar. Algılayamadığı için de
zaman içerisinde kelime dağarcığı elde edemeyecek, kelime dağarcığı genişleyemeyecek ve azalacak. Azaldığı için de arkadaşlar anomia dediğimiz bir durum ortaya çıkacak. Anomia, bir kişinin konuşurken kelime bulmada sorun yaşaması. Yani Wernicke hastaları lexical choice'da işte kelimeleri bulurken, cümleye kelime yerleştirirken sorun yaşıyorlar. Bununla birlikte gelen Wernicke'nin diğeri de arkadaşlar, jargon afazi. Jargon afazi Wernicke'nin bir diğer adı. Anomia yüzünden gerçekleşiyor. Devam ettiğimizde orada bir arcuate vasculus vardı. Arcuate vasculus Broca ve Wernicke arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Buraya bir hasar gelirse ne oluyor? Broca ve Wernicke arasındaki bağlantı kopuyor. Repetition hataları yaparlar. Yani arcuate vasculus'a hasarlı olan bir kişi tekrar yapamaz. İşte come diye bir sözcü tekrarlayacak. Önce duydu. Duyduktan sonra bunu production bölgesine gönderemiyor. Algı var, production'a iletemeyecek. Conduction afazi, yani arcuate vasculus'a hasar gelen hasardan sonra gerçekleşen afazide başka bir durum nedir? Bunlar pronunciation hatası yapıyorlar. Mesela base diye bir sözcük var, waste diyebiliyor. Wash yerine foş diyebiliyor. Neden pronunciation hatası yapıyor? Aslında bunu sormak gerekiyor. İşin mantığını anlayacağız. Şöyle, şimdi conduction, arcuate vasculus'ın temel görevi ne? Wernicke ve Broca arasındaki bağlantıyı sağlamak. Bizim iyi bir İngilizce pronunciation yapmamız için bunu önce dinlememiz gerekiyor. Stokladık algı bölgesini. Pronunciation nereden yapıyoruz? Production'dan. Biz bunu öne gönderebiliyor muyuz? Gönderemiyoruz. İşte bu yüzden arcuate vasculus hasarlı olduğu için biz pronunciation error'lar yaparız. Split brain. Şu left ve right olarak beyin bölümlenmesine tekrar geri dönelim. Corpus callosum diye bir yer var arkadaşlar. Corpus callosum beynin sol ve sağ arasındaki bağlantıyı sağlayan yerdir. Yani bizim işte beynimizin sol ve sağ arasında bir ilişki var. Nasıl bir ilişki? Corpus callosum'a bir hasar geldiği zaman, beynin sol ve sağ arasındaki bağlantı koptuğunda arkadaşlar, biz ne yapamıyoruz? İşte dengesiz bir durum sergileyebiliriz. Yani bu beyindeki fonksiyonların dengeleri bozulabilir. Şunu biliriz ya, kontralateral diye bir durum vardır. Beyin çapraz çalışıyor. Yani ben şu an sağ elimi kaldırıyorsam bu benim beynimin sol tarafı tarafından yönetiliyor. Ben sol elimi kaldırıyorsam sol elimi nereden kaldırırım? Bunu beynin sağ tarafı yönetir. İşte beyinde böyle bir çapraz bir ilişki görüyoruz biz. Bu çapraz ilişki arkadaşlar özünde split brain'in ortaya çıkmasıyla bir anda fark ediliyor. Yani şunu düşünün, bir dikotik listening test vardır, hatırlarsınız. Dikotik listening, ikili bu, işte sağ kulaktan farklı bir veri gelir, soldan farklı bir veri gelir. Misal, bir kulaklığı taktık, teste girdik. Sağ kulaktan bize, işte insan hakları evrensel beyannamesi okunuyor. Sol kulaktan ne okunuyor? İşte birden bine kadar sayıyor biri. Dilsel işlem nerede bulunuyor? Beynimizin hangi bölgesinde bulunuyor? Sol tarafta bulunuyor. Ve beyin nasıl çalışıyor? Çapraz, kontralateral çalışıyor. Sağdan gelen veri önce nereye gidecek? Sola gidecek. Soldan gelen veri önce nereye gidiyor? Sağa, sonra sola gidiyor. Bakın, sol kulaktan gelen veri iki işlem yapıyor. Sağ kulaktan gelen veri kaç işlem yapıyor? Tek. Beyin hangisini önceleyecek? Tek işlemi önceleyecek. Onun için right ear advantage dediğimiz bir olay gerçekleşmiş. Dikotik listening testlerle biz bunları bulabiliyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman beynin bir ekonomik doğası var burada. Bu doğa çerçevesinde bunları açıklayabiliyoruz. Yani bizim beynimiz çapraz çalışıyor. Dil edinimi, acquisition ve input kavramına bakarsak, evet, insanlar dil edinimini gerçekleştirmeleri için çevrelerinde bir ses dizgesi olması gerekecek, bir konuşma grubu olması gerekecek. Hani demişti ya Chomsky, insanlar doğuştan gelen bir dil yetisine sahiptir. Kuralların hepsi var bizim doğduğumuz anda beynimizde. Ne oluyor? Bizim bilişimizde kurallar var. Biz dışarıda hangi tür konuşmanın gerçekleştiğini görüyoruz. Ve o konuşmanın kurallarını önceliyoruz, diğerlerini kapatıyoruz. Bu bir süreç işi, bir anda gerçekleşmiyor. Kritik dönem dediğimiz durum bu süreci çalıştıran şeydir. Yani bebekler hayatın çok erken dönemlerinde dünyadaki dillerin hemen hemen hepsine açıkken, hayat biraz devam ettikçe ve yaş ilerledikçe o critical period içerisinde bazı özellikler kapanmaya başlıyor. Ve bebeğin ana dili dediğimiz tek bir dil ortaya çıkıyor. Caregiver speech, geçen sene sorulmuştu bu kavram. Mother's olarak sorulmuştu. Bebeklerin aldıkları ilk inputlar bunlardır. Yani bebek konuşmalarıdır. Child directed speech, baby talk, mother's, caregiver speech hepsi aynı kavramla karşılanıyor.
baktığımız zaman hani bu tek kelime dönemi, one word stage, two word stage, telegrafik dönem, bunlar dünyadaki bütün bebeklerde görülür ve ardışık bir sırayla gider. Daha önemli kavram burada poverty of the stimulus arkadaşlar. Universal grammar bizim doğuştan gelen dil yetimiz. Dünyadaki herkeste var bu. Poverty of the stimulus ne? Uyaran yetersizliği demek. Şunu düşünün, bebeklere önce hangi dilsel birimler geliyor? Bebek konuşması. Ama bebekler bir gün ne yapıyorlar? Kimsenin böyle beklemediği bir anda çok uzun, kompleks bir yapı üretebiliyor. Hatta hepimiz şaşırıyoruz. Diyoruz ya nasıl üretebiliyor bunu? Bebek de evrensel dil bilgisi var arkadaşlar. Evrensel dil bilgisi bunu ürettiriyor. Bebek uyaranlara önem vermiyor. Uyaranlar yetersizdir. Eğer poverty of the stimulus olmasaydı, yani uyaranlar yetersiz olmasaydı, bebeklerin hepsi bebek konuşması gibi konuşacaklardı. Hayatlarının devam eden kısmında böyle yaşayacaklardı. Hatırlarsanız Chomsky ve Skinner. Chomsky nedir burada? Daha işte rasyonalisttir, doğuştancıdır. Bir innate kapasitenin olduğunu söylüyor. Skinner neyi söyleyecek? Uyaranlar önemlidir diyor. Yani davranışçıdır. Bebekler ne olacak? O tabulara sayı dilsel kurallarla dolduracaklar diyor. İşte Chomsky'nin Skinner'a karşı gelmesindeki argümanlardan biri bu poverty of the stimulus. Uyaranlar yetersizdir. Bebekler uyaranlara bakmazlar. Onlar kendi bilişlerinde evrensel dil bilgisini canlandırırlar. Bunu görüyoruz. Innate zaten doğuştan gelen bir dil yetisini gösteriyor bize. Overgeneralization, overextension, underextension kavramları var. Bunlar edinim sürecinde böyle görülen teknik birkaç kavramdan ibaret. Overgeneralization genellikle yapısal gerçekleşiyor. Nasıl yapısal gerçekleşiyor? Mesela Türkiye'deki çocuklarda hep şunu gözlemleriz biz. Bakkalcı, manavcı, bu cıcı, agentive ekler vardır. Bunu her yere uyarlar çocuk. Burada ne oluyor? Biz bir eki genelliyoruz. Genellemekle overgeneralization yapıyoruz. Yapıda gerçekleşiyor. İngiliz bebeklerde şey görülür ya, işte bir verb vardır. Ben verb'e ed getirirsem past. Go eylemine goet yaparlar ve bir süre bunu kullanırlar. Bu gerçekleşim bir overgeneralization'dır. Morfolojik yapıyı o eki bütün o sınıfın tamamına uyarlamakta. Yani biz bütün verb grubuna, verb sınıfına ed uyarlamış oluyoruz burada. Overgeneralization gerçekleşiyor. Overextension ve underextension şöyle bir şey. Bebek yuvarlak bir şey gördü. Bu ne diye sordu. Top olarak aldı anlamı. Her gördüğü yuvarlak şeyi top olarak adlandırıyor. Ya da bir köpek gördü. Dört ayağı var. İşte bu ne? Köpek. Her gördüğü dört ayaklı hayvanın köpek olduğunu söylüyor. Yani anlamı aşırı genelliyor. Underextension ise bunun tam tersi. Bebekler ne yapmışlar? Genelde hepimiz mutlaka yaptık. Hayatımızın bir bölümünde o egosentrik dönemde babalarımızın baba olduğunu iddia ettik. Diğer arkadaşlarımızın babasının olmadığını, onların başka bir şeyin olduğunu iddia ettik. Ya da biz komşumuzun köpeğini gördük. Bu ne diye sorduk? Köpek. Sadece komşumuzun köpeği köpek. Diğerleri köpek değil. Underextension böyle bir şey. Bir kavramı aşırı daraltıyoruz ve bu dar manada kullanıyoruz. Critical period ise bizim işte bu dilsel gelişimimizin, yani telegrafik dönemin ya da işte baştan başlayıp coin ve babbling döneminin, yine baktığımız zaman işte one word stage'in, two word stage'in ve telegrafik dönemin içinde bulunduğu ve dil bilimsel olarak ustalaştığımız bir dönemi gösteriyor. Dil edinim dönemidir. Kritik dönemden sonra biz artık dili edinmeyiz, başka bir dili öğreniriz arkadaşlar. Dil öğrenimi. Acquisition ve learning arasındaki farkı hemen geçelim burada. Acquisition arkadaşlar şunu söyleyecek bize. Edinim, bilincimizin haricinde otonom bir sistem var. Bu otonom sistem bizim bir dili edinmemizi sağlıyor. Learning de ise tamamıyla usta kendimiziz burada. Yani biz patronuz, biz istersek öğreniriz, istemezsek öğrenmeyiz. Öğrenmeyi biz tamamıyla kendi niyetlerimiz çerçevesinde yönlendiriyoruz. Bilingualism kavramı, iki dillilik. Eğer bir birey doğuştan birden fazla dil biliyorsa, yani iki tane dili edinmişse, ana dili ise bunlar, biz bunlara bilingual deriz. İki türlü bilingualizm gerçekleşiyor. Bunlar sequential ve simultaneous bilingualizm olarak karşımızda arkadaşlar. Şöyle bir şey yapın. Bir hayat sırası var şurada. 0 yaş, 3 yaş ve hayat devam ediyor. Eğer bir birey 0-3 yaş arasında bir dil edinmişse, 3'ten sonra başka bir dili edinmişse, bu sequential bilingualizm olacak. 3 orada bir bariyerdir. Ama farklı bir şey de, senaryoda bir bebek aynı anda birden fazla dile maruz kalabilir. Yani bu 3 yaş grubunu takip etmeyebilir. Bu da bizim simultaneous dediğimiz eş zamanlı iki dillilik kavramıyla karşılanıyor. Code switching, bilingual bireyler ne yapıyorlar? Bir kavram yerine, bir sözcük yerine
ana dil olarak kullandığı başka bir kelimeyi ortaya çıkarabiliyor, bunu kullanıyor. Buna biz code switching diyoruz. Bilingual olmayanlar, mesela benim ana dilim Türkçe, İngilizceyi öğrendim. Ben Türkçe bir konuşma yaparken işte kitchen'dayım diyorsam, mutfaktayım yerine, ben code mixing yapıyorum. Bilingual'lar code switching yapar, bilingual olmayanlar code mixing yapar arkadaşlar. Transfer, biz mesela İngilizceyi öğrendik, İngilizce bizim target language. İngilizceyi öğretmek istiyoruz. İngilizceyi öğretirken biz Türkçenin kurallarını kullanıyoruz. Transfer yapmış oluyoruz yani. Eğer biz İngilizceyi öğretirken Türkçenin kurallarını kullanıyorsak ve başarılı oluyorsak pozitif transfer, başarısız oluyorsak negatif transfer olmuş oluyor. Interlanguage ise bizim yaptığımız bu transferin abartılması durumunda oluşuyor. Yani ben İngilizce öğrendim, öğreniyorum. İngilizce konuşurken ne yapacağız işte? Toplumsal olarak da bunu bir grup insan yapacak. Sürekli transfer yapıyoruz ama bu transferler hep hatalı. Yanlış kullanımlar var. Türkçenin kuralıyla biz gidip İngilizce öğretiyoruz. Mesela Türkçe'de biliyordum diye bir yapı var. I was knowing diyoruz İngilizce öğretirken. Negatif transfer. Sürekli bunları yapıyoruz, sürekli bunları yapıyoruz ve hiç sorgulamıyoruz. Bu sorgulamazlığın arkasında bir şeyler kalıplaşıyor, fosilleşiyor. Bir sürü error patternlardan oluşan fosilleşmiş bir ara dili var. Yani L1 ve L2'nin arasında ne oluşuyor? Bir interlanguage oluşmuş oluyor. Bunu da biz ara dil kavramıyla karşıladık. Bir interlanguage kavramıyla karşı karşıyayız bu durumda. Yani şöyle bir durum gerçekleşiyor. Bizim L1'imiz Türkçe, L2'miz İngilizce. Ben L1, L2 üretirken L1'den kural almışsam eğer, bu kurallarla gidiyorsam transfer yapıyorum. Başarısızsam, işte Türkçe biliyordum, İngilizce'ye gittim, I was knowing diyorsam bu bir negatif transferdir arkadaşlar. Bu negatif transfer çerçevesinde eğer biz bunu biraz daha sürdürürsek, abartırsak ve hiç sorgulamazsak L1 ve L2'nin arasında bir interlanguage oluşmuş oluyor. Gestures and Sign Language konusu. Buraya bakarsak gesture arkadaşlar konuşmayı destekler. Yani konuşurken yaptığımız şu el kol hareketleri birer gesture'dır. Ama konuşma yoksa, biz sadece arkadaşlar işaretlerle bunu gerçekleştiriyorsak, yani verbal bir şey yok, tamamıyla olay non-verbal, elsel hareketlerle gerçekleşiyorsa bunlara sign diyoruz. Sign language türlerine bakalım burada, önemli bir kavram. İki türlü işaret dili var. Bunlardan biri alternate sign language. Alternate sign language şu, konuşmak yasak, konuşmak mümkün değildir, insanların birbirlerini duymaları mümkün değil. Bu durumda insanlar ne yapıyorlar? Kendi içlerinde böyle elsel, kolsal hareketlerle bir işaret dili geliştiriyorlar. Trafik polisleri. Hani trafik karmaşasında arabanın içindekiyle polisin iletişim kurması konuşarak mümkün değil. O zaman hemen ne gelişmiş? Trafik polislerinin kullandığı el işaretleri gelişmiş. Primary Sign Language ise bizim bildiğimiz işaret dili. Yani Türk işaret dili, Amerikan işaret dili, İngiliz işaret dili. İşaret dilleri arkadaşlar doğal dillerdir. Natural language'dir. Yani çoğumuzun bildiğinin aksine böyle yapay dil değil bunlar. Doğal diller. Mesela Amerikan işaret dili ve British işaret dili birbirinden farklıdır. Bunları konuşanlar birbirlerini anlamazlar. Onların da kendi işlerinde bir edinim aşaması vardır. Language acquisition süreci geçer. Çünkü insanlar evrensel bir dil yetisine sahipler burada. Yazı sistemleri, hemen bir saat kontrolü yapacağız, devam ediyoruz. Grafim diye bir şey var arkadaşlar. Grafim nedir? En küçük grafiksel birim, anlam içeren en küçük grafiksel birimlere biz grafim deriz. Şimdi günlük hayatta yazı yazıyoruz. Bu yazı yazarken kullandığımız en küçük çizik bile bir grafimdir arkadaşlar. Mesela siz şu an tahtta bir sürü grafim görüyorsunuz. Bu grafimlere bakarsak bunlar kendi içerisinde bir sistemli, alfabetik yazı sistemi olarak karşımıza çıkıyor. O zaman şöyle yapalım. İlk insanlar ya da eski Mısır'a gidelim daha doğrusu. Dünyadaki somut şeyleri göstermek için arkadaşlar resim çizmişler. Picture'lar yapmışlar. Biz bunlara picture writing diyoruz. Piktografik yazı sistemleri ortaya çıkmış. Yani her bir grafim eşittir bir picture olmuş oluyor. Aradan biraz zaman geçmiş. Zaman geçtikten sonra ne ortaya çıkıyor? İnsanlar bu güneşi arkadaşlar şey olarak kullanmışlar. Böyle bir daire çizmişler. Yani hep somut şeylerden bahsetmeyelim, biraz soyut şeylerden bahsedelim demişler. Bir daire çizmiş, araya nokta koymuş. Bu güneş yerine geçmiş, gün ışığı yerine geçmiş, daylight yerine geçmiş, idea yerine geçmiş. Yani insanlar somut şeyleri çizmekle kalmamışlar, soyut şeyleri de çizebilmişler. Yani her grafiksel birim bir idea yerine geçmiş. İdeografik yazı sistemleri ortaya çıkıyor. Mesela şurada bir şey görüyoruz. Bu bir grafim arkadaşlar. Ne oluyor? Her grafiksel birim bir logo yerine geçiyor. Logo
antik Yunan'da word demektir zaten. Yani her grafim bir word'e karşılık geliyor. O zaman ne çıkacak? Word writing. Grafiksel, yani grafiksel birimler logolara karşılık geliyor. Logografik yazı sistemleri ortaya çıkmış oluyor. Baktığımız zaman bugün 2, yani bütün rakamlar logografik yazı sistemidir. Çünkü bir 2 karakterini çiziyoruz biz. Bu ne yerine geçiyor? 2, yani bir kelimenin yerine geçiyor. 2 ya da at sembolü, dolar işareti, euro işareti. Bunların hepsi arkadaşlar logografik işaretlerdir. Devam ettiğimizde, aradan tabii biraz zaman geçmiş. İnsanlar her grafiksel birimi bir syllable'ın yerine geçmesi için kullanmış. Yani bakın, olay biraz ne oluyor? Çok büyükten yavaş yavaş daha spesifik ekonomi yapmaya başlıyor insanlar. Yani yük atmaya başlıyor. Her somut şeyi resmetmekten ziyade bugün ne yapmışlar artık? İşte şu an gördüğümüz durum, her grafiksel birim bir hece yerine geçiyor. Bu ne oluyor? Bir grafiğim eşittir syllable. Syllable writing ya da syllabic yazı sistemleri ortaya çıkmış. Syllabic writing sistemleri ortaya çıkmış. Bugün Japonca syllabic writing sistem kullanır. Çince'ye bakarız, logografik yazı sistemi görürüz. Çince'de her bir karakter bir kelime yerine geçer. Yani bugün Çince'de her bir sözcük farklı yazılıyor arkadaşlar. Logografik yazı sistemin gereğidir bu. Türkçe'ye bakalım. Her grafiksel birim neyin yerine geçiyor arkadaşlar? Bir sound'ın yerine geçiyor. Alfa, beta, ilk sesler böyle. Baktığımız zaman burada alfabetik yazı sistemleri ortaya çıkmış. Türkçe gibi dillerde ne görüyoruz biz? Her grafiksel birimin bir letter, bir sound yerine geçtiğini görüyoruz. Arapçaya bakarız. Arapçada mesela şey vardır. Hatta Semitik dillere bakarsak Arapça ve İbranice, onlarda vowel'lar yoktur. Consonant'lar vardır. O dillerin kullandığı yazı sistemine biz consonant alfabet deriz. Sessiz alfabesi kavramı. Bir de burada rebus diye bir şey var. Rebus arkadaşlar, eski Mısır'da kullanılan bir yöntem. Onlar büyük resimlerle yapıyor. Böyle tapınakların duvarlarında boydan boya rebuslarla yazılar yazmışlar. Rebus şöyle bir şey. Biz o yazı sırasında anlama odaklanmıyoruz. Önce ses değerine odaklanıyoruz. Sesleri birleştiriyoruz. Sesleri birleştirince bir anlam çıkmış oluyor. Şuraya bakarsanız mesela bir arı var orada. Bir de yaprak var. Bir leaf. Doğrudan ne oluyor? Biz oradaki sesletim üzerinden bunları birleştirip bir anlam ortaya çıkarıyoruz. Dünyadaki ilk şifreleme yöntemleri rebuslar olmuş. Dil, tarih ve değişim konusu. Şuraya bakarsak, bir dil ailesi var burada. Yani bir dil ailesi çizelgesi görüyoruz. Hint-Avrupa dil ailesi. Burada şu var, hani şuraya bakarsak mesela Cermanik dillerde Danca var, Breton, işte Fransızca, Yunanca, Litvanca, Lehçe, Hindu, Kürtçe. Bunların hepsi geçmişe tek bir dilmiş. Yani Hint-Avrupa dil ailesinden geliyor. Bunların hepsi tek bir dilden bugün türüyor. Dil ailesi demek hipotez üretmektir arkadaşlar. Hipotez, yani bunların gerçekleşmesi bir zaman alır. Bayağı uzun yıllar sonra gerçekleşen bir çalışma. Tek garanti olarak görülen dil ailesi budur. İspatlanmış bir dil ailesidir. Yani gerçekleşmiş bir dil ailesidir. Burada şunu görüyoruz. Dil tarih ve değişim teması içerisinde bizim elimizde historical linguistics diye bir alan var. Historical linguistics, tarihsel dil bilim demek. Diller tarihten bugüne, geçmişten bugüne nasıl değişmişler? Bu değişim aşamaları nasıl gerçekleşmiş? Nerede hangi dilin etkisi altına girmişler? Historical linguistics bunu çalışır. Ve historical linguistics şu dil ailesini ortaya çıkarmaya çalışır. Bu dil ailesinin en kökünde bakın Indo-European diye bir şey var. Buna biz proto-language diyoruz. Proto-language demek, bu dil ailesinde bulunan dillerin hepsi geçmişte tek bir dilmiş. Aradan yüzyıllar geçtikten sonra bunlar çeşitlenmişler. İşte çeşitlenmeden önceki esas dil, ana dil, biz proto-language kavramıyla karşılarız bu dili. Cognate, aynı dil ailesinden gelen diller vardır. Mesela İngilizce ve Almanca. İngilizce friend diye bir sözcük var, Almanya'da Freund diye bir sözcük var. Bu iki sözcük eş asıllıdır. Cognate eş asıllı demektir. Historical linguistics'in cognate anlayışı şöyle bir şey arkadaşlar. Historical linguistics'e göre cognate bir sözcük, aynı dil ailesinden gelecek ve aynı anlama sahip olan sözcükler. Zaten biz bunların hepsinin Indo-Avrupa dil ailesinin en kökünde tek bir yapıya sahip olduğunu öngörebiliyoruz. Ya da işte father İngilizce, water Almanca, işte mutter Almanca, mother İngilizce. Bunların hepsi cognate dediğimiz sözcük grubu içerisinde bulunacaklar. Dillerde ses değişimleri gerçekleşebiliyor. Şunlara bakalım. Ses değişimi şu, şimdi diller birbirleriyle iletişim halinde bulunurlar. Mesela Türkçe ve İngilizce'ye bakarsanız, İngilizce bugün dünyada internet aracılığıyla çoğu dille iletişim halinde temas ediyor, contact ediyor. Bu contact sonucunda
İngilizce ne yapar? Türkçe'ye mesela selfie sözcüğünü vermiş. Türkçe İngilizce'den selfie borrow etmiş. Ama diller kıntak sahibi olmadan, yani kıntak yapmadan da değişebilirler. Nasıl değişiyor? Dillerde ses değişimi gerçekleşebilir arkadaşlar. Ses değişimlerine bakarsak metathesis. Nedir bu? Sözcüğün bir meta bölgesi var. Elimizde bizim bir sözcük var. Sözcüğün ortasındaki iki tane ses ya da iki hece yer değiştiriyor. Bu yer değişimi metathesis olarak görülüyor. Kibrit, kibrit, torpak, toprak. Hani buradan bunu örnekleyebiliriz. Epenthesis, sözcüğün arasında bir ses ekleniyor arkadaşlar. Yani nasıl bir şey mesela? Timber diye bir sözcük varmış İngilizce önceden. Araya bı eklenmiş, timber olmuş. Yani bugünkü timber sözcüğü timber şeklinde bulunuyormuş önceleri. Prothesis, sözcüğün bir pro bölgesi vardır. Ön bölgesi yani. Ön bölgeye bir ses eklenir. Hani Türkçe'de çok görürüz ya, Recep İrecep bir prothesis örneğidir. Paragok ise tam tersi, sonda bir sesin eklendiği durum olarak karşımıza çıkıyor. Bunu biz nasıl göreceğiz arkadaşlar? İşte Hamid Hamido şeklinde bir örneğimiz var değil mi? Hani bu şekilde görebiliyoruz bunu da. Burada hemen şöyle bir şey oluyor. Gülümseme başlıyor. Semantic change, dillerde anlam da değişebiliyor zaman içerisinde. Bakarsak buraya işte anlam genişleyebilir. Geçmişi çok dar bir anlama sahipmiş. Bugün bakıyoruz çok geniş bir anlama sahip oluyor. Anlam daralabiliyor. İşte wife dediğimiz şey any woman anlamında kullanılıyor İngilizce'de. Bugün bakarsak wife daha böyle temel, tekil bir anlamda kullanılıyor. Reversal ise anlamın olumlulaşması, olumsuzlaşması. Yani bir sözcük geçmişte olumlu bir anlama sahipmiş. Ne olmuş? Semantic degradation olmuş. Anlamın derecesi düşmüş. Ya da geçmişte olumsuzmuş, bugün olumlu bir anlama sahip. Elevation, semantic elevation kavramıyla açıklıyoruz bunu da. Diachronic ve synchronic variation, bu önemli bir kavramdır aslında. Bu şu, hani dil bilime ait bir kavram değil. Dil bilim bu kavramı şöyle kullanacak. Diachronic demek iki zaman demektir. Şöyle bir zaman doğrumuz var bizim. Zaman doğrusu içerisinde. Bakın 1600 ve 1700 yılı var orada. X dilindeyiz. X dilinin biz 1600'den 1700'e kadar olan değişimle çalışıyorsak diachronic bir çalışma yaparız. D iki demektir. Krono zaman demektir. İki zamanlı çalışma. Bakın zaman 1 1600. İkinci zamanımız bizim 1700. Yani ben 1600 ve 1700 arasındaki değişimi çalışıyorsam diachronic bir çalışma yapıyorum. Bir zaman doğrusu da alalım. X dili var burada arkadaşlar. Eğer biz X dilinde sinkrono, sync eş demek, krono tek demek, tek zamanlı bir çalışma. Eğer biz bir X dilinde tarih içerisinde tek bir zamanda birden farklı yerde gerçekleşen değişimi çalışıyorsak senkronik bir çalışma yaparız. Örnek verelim. Diachronic çalışma için eğer biz Türkçenin 1600'den 1700'e kadar olan değişimini çalışıyorsak diachronik bir çalışma yaparız. Sinkronik çalışmaya örnek, biz Türkçenin 1650 yılında Anadolu'da birinci yer ve sarayda ikinci yer, burada kullanım farklılıklarını çalışıyorsak senkronik bir çalışma yapmış oluruz. Aradaki fark bu şekilde geliyor bize. Dil ve toplum. Accent ve dialect arasında bir fark var. Şimdi bunu nasıl göreceğiz biz burada? Accent arkadaşlar sadece bir pronunciation farkını verir bize. Dialect farklılığına ile gelir. Bir pronunciation vardır. Orada bir vocabulary farkı vardır. Bir de grammar farkı vardır. Yani dialectler, lehçe dediğimiz olgu daha sistemli farklılıklar gösteriyor. Yani grammar farklılığına kadar gidebiliyor bu iş. Ama iki aksan, ağız arasındaki farklılık tamamıyla pronunciation. Yani İç Anadolu ağzı ve işte Doğu Karadeniz ağzı dersek biz ne oluyor? Bir accent farkından bahsediyoruz. Pronunciation üzerinden gidecek bunlar. Dialect Atlas. Bizim elimizde bir harita var. Dil bilimciler ne yapıyorlar arkadaşlar? Acaba bir dil nasıl değişmiş? İşte nerede hangi ağız görülüyor? Hangi lehçe nerede görülüyor? Bunu nasıl çalışacaklar? Harita çizecekler. Elimizde bir siyasi harita var diyelim. Biz bu siyasi harita üzerine ne yapacağız? Ağız haritası, lehçe haritası çizeceğiz. Buna Dialect Atlas diyoruz. IsoGloss ilk harita yapma yöntemimiz bizim. Tek dilsel birim. One linguistic unit üzerinden eğer biz bu haritalamayı yapıyorsak arkadaşlar buna biz IsoGloss deriz. Yani IsoGloss çekirdek ve çiğdem sözcükleri üzerinden biz bir harita çizmek istiyorsak Türkiye haritasını gözünüzün önüne getirin. Ankara'dan bir grup yola çıkıyor, İstanbul'dan bir grup, işte İzmir'den bir grup, İzmir'e doğru gidiyoruz biz. İzmir'de çiğdem sözcüğü kullanılıyor. Ankara, İstanbul ve Mersin'den yola çıktık diyelim. İnsanlara soruyoruz, sen buna ne diyorsun? Bir grup çekirdek diyor, diğer grup çiğdem diyor. Çekirdek diyenlere işte yuvarlak işareti, çiğdem diyenlere eksi işareti koyuyoruz. Ve bakıyoruz ki tek dilsel birim üzerinden Türkiye'nin neresinde hakim, hangi birimi kullanıyor? Böyle bir harita yaparsak IsoGloss haritası oluyor.
Eğer biz iki ve daha fazla birim ile bu haritayı yapıyorsak arkadaşlar, direct boundary oluştururuz. Yani çekirdek çiğdemin yanına simit ve gevreyi de katarsak, insanlara bu iki tane kavramı sorarsak arkadaşlar, direct boundary. Isogloss ve direct boundary'nin yöntemi aynıdır. Isogloss tek birimle yapılır. Direct boundary en az iki. Ya buradaki iki semboliktir. Bir direct boundary haritası en az 100-150 tane kelimeyle yapılıyor. Daha sistematik sonuçlar veriyor. İkiyi biz burada sadece sistem böyle hani betimleyici olsun mantığında kullanıyoruz. Ve direct continuum. Isogloss'ta direct boundary'nin ortak bir özelliği var. Bunlar ne yapıyorlar? Lehçe haritası çiziyorlar. Direct continuum bu harita sınırının belli olmadığı durumda gerçekleşir. Yani şey düşünün, Ankara'dan biri Bakü'ye kadar gidiyor. Ben diye bir sözcük var ya, birinci tekil kişi, pronoun. Erzurum-Kars arasında ben sözcüğü men oluyor. Sonra bir bene dönüşüyor. Men olacak, ben, men. Yani aradaki fark, sınır belli mi? Değil. Eğer aradaki sınır belli değilse arkadaşlar, buna biz direct continuum diyoruz. Lehçe orada bir geçiş sergiliyor. Keskin bir geçişe sahip değil. Ama biz isogloss ve direct boundary'de nerede şu birim, nerede bu birim kullanılıyor, keskin geçişi görebiliyoruz. Bilingualism ve diglossia. Şimdi bilingual kavramını az önce gördük. Bilingual kavramını biz psycholinguistic perspektifte, dil edinimi perspektifinde ele alıyorsak arkadaşlar, bireysel alıyorsak, bir kişi arkadaşlar iki tane dili edinmişse biz buna bilingual deriz. Ama biz bilingual kavramını social perspektifte ele alıyorsak, bir ülkede iki tane dil resmi dil olarak tanınmışsa biz o ülkeye bilingual bir ülke deriz. Kanada, Fransızca ve İngilizceyi tanır. Belçika'ya bakıyoruz, Fransızca ve Flemanı tanıyor. Yani eğer ülkeler anayasalarında iki tane dili resmi olarak kabul etmişse o ülke bilingual bir country'dir. Bu bilingual bir ülkedir. Bunu görüyoruz. Diglossia, bir ülkede farklı amaçlar doğrultusunda iki tane lehçe konuşuluyorsa biz buna diglossia diyoruz. Osmanlı'yı düşünün. Osmanlı'da ne gerçekleşiyor? Sarayda zengin kesim Osmanlı Türkçesi konuşuyor. Anadolu'daki halk ne konuşuyor? Anadolu Türkçesi. Yani toplum içerisinde arkadaşlar ne gerçekleşiyor? İnsanlar farklı amaçlar doğrultusunda farklı dilsel yapılar kullanıyor. Yani iki lehçe konuşuluyor özünde. Bir toplumda farklı amaçlar doğrultusunda iki tane lehçe konuşuluyorsa biz buna diglossia deriz. Arap ülkelerine bu örnek veriliyor sıklıkla. Mesela Suriye'ye bakarsak, Suriye'de bir standart Arapça var. Standart Arapça Kur'an'daki Arapçadır. Bir de Suriye Arapçası var. Bunda halk kendi arasında konuşur. Standart Arapça devletin resmi işlemlerinde kullanılır, eğitimde kullanılır. Bütün Arap ülkelerinde böyle bir durum var. Tunus'ta bir standart Arapça vardır, resmi Arapça. Bir de Tunus Arapçası vardır, halkın kullandığı Arapça. Pidgin. Pidgin ticaret gibi çok basit bir nedenden dolayı diller ne yapıyor arkadaşlar? Temas halinde bulunuyor. Bu temas sonucunda ortaya karma yapılı bir dil ortaya çıkıyor. Bir pidgin bir toplumda eğer language acquisition gerçekleştiriyorsa, ediniliyorsa ne oluyor? Kriyollaşmış oluyor. Yani pidgin'in oluşması için şunu düşünün. Bir yerel dilimiz var bizim. Bu yerel dilin olduğu bölgeye Fransızlar gelmiş. Fransızlarla bu yerel dil bir araya geliyor. Ticareti yani devam ettirmek için, sürdürmek için bir ortada böyle karma bir dil oluşuyor. Oluşan bu karma dil pidgin. O toplumda bir çocuk dünyaya geliyor ve bu pidgin o kişinin ana dili oluyorsa, native language oluyorsa, bu da arkadaşlar o pidgini kriyollaştırmış oluyor. Böyle bir geçiş söz konusudur. Social dialect kavramı, az önce mesela şey demiştik biz, accent ve dialect'i coğrafya tabanlı gösterdik. Yani Ankara ağız dedim ben, Doğu Karadeniz ağzı. Bunlar coğrafyayla gerçekleşiyor. Her zaman konuşma coğrafya tabanında değişmez. Bazen sosyal durumlar da vardır. Mesela İngiltere'ye bakarsanız, İngiltere'de coğrafi bir ayrım söz konusu değildir. Orada sınıf ayrımı vardır. İngiltere'de işçi sınıfı konuşması vardır. Farklı bir konuşma biçimidir. Social dialect'tir. İngiltere'de bir orta sınıf konuşması vardır. Yani işte toplum içerisinde kadınların konuşması vardır, erkeklerin konuşması vardır. Ama bunlar daha ufak değişkenler. Eğer büyük toplumsal tabakalaşma, toplumsal katmanlaşmayla bir lehçe ortaya çıkıyorsa biz buna social dialect diyoruz. Social dialect'in bir kısaltılmış formu sosyolekt arkadaşlar. Şimdi şuraya bakın. Elimizde bizim bir toplum var, bir society. Toplumda ne var arkadaşlar? Sosyal değişkenler var. Bunlar social variable'lar, toplumsal değişkenler. Gender, ethnicity. Yine baktığımız zaman cultural background, yaş, ideoloji. Bu toplumsal değişkenler, social variable'lar neyi ortaya çıkarıyor? Linguistic variable'ları ortaya çıkarıyor. Yani insanların farklı ideolojileri, birer social variable, farklı pronunciation'ları ortaya çıkarıyor. Pronunciation'lar,
ya da kelime seçimleri bir linguistic variable'dır. Şunu düşünsenize, bir köşe yazarı var, millet sözcüğünü kullanıyor. Diğer köşe yazarı ulus sözcüğünü kullanıyor. Biz köşe yazarlarının millet ve ulus sözcüğünü kullanmalarını, onların hangi sosyal arka plana ait olduklarını anlayabilir miyiz? Anlarız. Çünkü word choice, millet ve ulus sözcüğünü kullanmak bir linguistic variable'dır. Onların arka planlarındaki ideolojik görüşleri, yani birinin sağcı, birinin solcu olması burada nedir arkadaşlar? Social variable'dır. Bunları dilsel kullanım üzerinden görmek mümkündür haliyle. Social marker şu, Labov'un yaptığı bir çalışma. Labov, Social Linguistics'in kurucusu. Social Linguistics geldi. 1972'de bir çalışma yapıyor New York'ta. Orada R diye bir ses var, R'ya bakıyor. Labov şunu görüyor. Amerika'da gelir seviyesi yükseldikçe insanlar R'yı baskın söylüyorlar. Gelir seviyesi düştükçe, yani alt sınıf R'yı baskın söylemiyor. Hani bugün Amerika'daki siyahların konuşmasına bakarsak, çoğunun gelir düzeyi düşüktür, R'yı hiç kullanmadıklarını göreceksiniz. Labov ne diyor burada? Sizin gelir seviyeniz yüksekse R'yı daha baskın söylersiniz. Düşükse R'yı fazla kullanmazsınız. İşte biz Amerika'ya gittiğimizde bir kişi R'yı baskın konuşuyorsa, bunun gelir seviyesi yüksek biri olduğunu anlayabiliyorsak, oradaki R arkadaşlar bir social marker'dır. Social marker bizim konuşma birimlerimiz, sözcüklerimiz, pronunciation'larımız, o parçalar toplumsal arka planımıza dair bir sürü iz verir. Bunların hepsi birer social marker. Yani düşünsenize, hani tiki konuşması diye bir şey vardır ya, böyle r geliyorum diye bir şey. Oradaki r'yı görüp bunun hani öyle bir şey olduğunu söyleyebiliyorsanız, evet biraz şey oluyor. Öyle bir şey olduğunu öngörebiliyorsanız bu bir social marker'dır. Oradaki r hani o tiki konuşması olarak verdiğimiz şeyin bir social marker olmuş oluyor. Ya, dil bilim hayatının içerisinde her şey örnek verilebiliyor bizde, sorun yok. Son olarak şuraya bakıyoruz, speech style. Bizim konuşmamız, yani formal konuşuruz, informal konuşuruz. İşte informal'ı genelde biz arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Formal'ı ilk tanıştığımız, yeni tanıştığımız insanlarla konuşuruz. Eğer biz böyle arkadaşlarımızla informal konuşurken bir anda böyle yabancı olduğumuz bir ortama giriyoruz, bir sürü insan var ilk defa görüyoruz, hemen style shift yaparız. Informal'dan formal'a geçiş yaparız. İşte yaptığımız şey bu style shift olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman, düşünün bir kişi var, Ankara ağzı konuşuyor bu sürekli. Bir de İstanbul ağzı var bu ülkede. İstanbul ağzı daha böyle prestijli olarak görülür. Ankara ağzı az prestijli olarak verilir bize. Ankara ağzı konuşan arkadaşımızı biz ne yaptık? Yeni bir arkadaş grubuyla tanıştırıyoruz. Bu ne yapıyor? Ankara ağzından böyle İstanbul ağzına geçiş yapıyor. Biz bunu görebilir miyiz? Görebiliriz. Açık bir şekilde görüyoruz. Açık bir şekilde gördüğümüz için buna overt prestij deniyor. Çünkü o kişi İstanbul ağzına prestij uyuyor. Ama aynı arkadaşımız yeni tanıştığı bir ortama girdi. Israrla böyle İstanbul ağzına geçiş yapmıyor. Ankara ağzı konuşmak Ankaralılık simgesidir. Ankara'da böyle konuşulur gibi şeyler söylüyor. Yani içinden bunu düşünüyor. Ve geçiş yapmıyorsa o ne yapmış oluyor? Ankara ağzına prestij uyguluyor. Biz bu prestiji görebilir miyiz? Göremeyiz. O kişinin içinde gerçekleşir bu. Buna da biz covered prestij diyoruz arkadaşlar. Kapalı prestij uygulaması. Bir de şurada speech accommodation diye bir şey var. Bu da şu. Bizim konuşurken kendi konuşmamızı karşımızdakini yaklaştırıp uzaklaştırmamızdır. Az önce şey vardı ya böyle, şu face'de görmüştük, positive face, negative face kavramlarıyla. Mesela karşımızda bir grup var, aynı örneği verelim. Bu grup işte argo konuşuyor bayağı. Biz o grubu çok seviyoruz, oraya dahil olmak istiyoruz. Biz de argo konuşursak ne yaparız? Convergence yaparız. Yani konuşmamızı onlara yaklaştırırız. Ama karşımızda bir grup var, onlar işte çok işte argo konuşuyorlar. Biz o gruba katılmak istemiyoruz bu kez. Biz ne yaparız? Onların yanında ısrarla böyle daha böyle senli bizli, sizli bizli konuşuruz. Daha kibar konuşmaya çalışırız ve kendimizi oradan atmaya, uzaklaştırmaya, divert etmeye çalışırız. Buna da biz divergence diyoruz arkadaşlar. Yani speech accommodation, günlük hayatta yaptığımız konuşmada bizim kendimizi konuşmaya yaklaştırıp uzaklaştırmamız. Bu çerçevede açıklanıyor. Register ve jargon. Register arkadaşlar, situational and topical use of language diye geçiyor. Hastanede bir register vardır. Hastane registerinde ne vardır? Eğer sabah bir kişi bir doktoru gördüğü zaman günaydın bilmem ne hanım, günaydın bilmem ne bey der. Selam verirler. Hastanede insanlar böyle uzun konuşmalar yapmazlar çalışanlar. İşte teknik kavramlar kullanılır sürekli. Yani bir yerdeki konuşmanın genel durumu register'dır. Classroom register vardır. Classroom register'da ne olur arkadaşlar? Soru sorulur, cevap verilir. İşte lecture'lar vardır. İşte bir şeyler anlatılır genelde. Yani oradaki konuşmanın genel yapısı bir register. Ama register'a bir de kelime sağlayan bir depo var. Biz register'a kelime sağlayan depoya ne diyoruz?
jargon diyoruz arkadaşlar. Jargon, vocabulary of a register kavramıyla açıklanıyor. Yani şu an bizim bir classroom register'ımız var ya, biz ne yapıyoruz? Buraya bir linguistic jargon kelime sağlıyor. Hastane register'ına kelimeyi ne sağlıyor? Medical jargon sağlıyor. Jargon bu bağlamda açıklanıyor. Slang geçen sene şöyle soruldu. Hangi slang'in özelliklerinden biri değildir diye soruldu. Slang alt kültürün genel kültür tarafından anlaşılmamak için geliştirdiği kelime dağarcığı. Haliyle pratik oluyor, kısa oluyorlar. Geçen sene sorunun yanıtı slang'ler işte uzun sözcüklerden oluşur diye bir şey vardı. Aksine slang'ler çok kısa kelimelerdir, çok pratik kelimelerdir. Hemen üretilir ve tüketilir. Bunu görüyoruz. Lingua franca ise uluslararası ortak dil demek. Yani bugün uluslararası bir toplantı yapıldığında bunu toplantının dili ne olacak? İngilizce olacak. İngilizce bugün dünyada bir lingua franca özelliğinde. Son konumuz dil ve kültür. Şuraya bakarsak kategori diye bir kavram var. Kategori şu arkadaşlar. Bizim çevremizde bulunan gerçeklik dilimize yansır. Şöyle yansıyacak. Mesela Türkiye bir Orta Doğu ülkesidir. Orta Doğu ülkelerinde biz neyi görürüz? Akrabalar çok, hani aileler çok geniştir. Bu dile nasıl yansımış? Bizde bir sürü akrabalık sözcüğü var. Yani hala ve teyze var, diğer tarafta aunt diye bir tane sözcük var. İşte kategorilerimiz bizim çevremiz tarafından belirleniyor ve biz bu kategorileri dile yansıtıyoruz. Dil ve kültür dediğimiz zaman bunu görüyoruz. Linguistic relativity kavramı dilsel görelik diye bir kavramla karşımıza çıkıyor. Dilsel görelik nasıl bir şey? İki tane görüş var. İlk görüş Edward Sapir ve Benjamin Lee Whorf'un görüşü arkadaşlar. Bunlar ne yapmışlar? Avrupa'dan dil bilim akım Amerika'ya gitmiş. Amerika'da etkileniyor bunlar ve Amerika'da dil bilim çalışacaklar. Bunlar antropologlar. Yerlilerle çalışıyorlar. Sapir ve Whorf bir gün Hopilerin dilini inceliyor. Hopilerin diline bakıyor ki Hopilerde geçmiş zaman ve gelecek zaman yok. Diyor ki Hopiler gelecek ve geçmiş hakkını düşünemezler. Böyle bir yargıya varıyor. Yani insanların dilleri onların düşüncelerini etkiler, hayatlarını etkiler diyor. Çok böyle acımasızca bir yorum aslında bu. Buna biz strong version deriz, güçlü versiyon. Güçlü versiyonun bir diğeri de linguistic determinism. Temel savı nedir bu versiyonun? İnsanların dilleri onların düşüncelerini etkiler olur. Bir de zayıf versiyon var. Zayıf versiyon 1950'lerde ortaya çıkıyor. Sapir ve Whorf'tan 40 sene sonra ortaya çıkıyor. Temel görüşü şu olacak. Diyor ki insanların yaşadıkları kültür, çevre onların dillerini etkiler. Eskimolara baktığımızda şunu görüyoruz arkadaşlar. Eskimolar karlık bölgelerde yaşıyorlar böyle. Eskimoların diline bakarsanız siz kar sözcüğünün yerine geçen 40 tane kelimenin olduğunu görürsünüz. Ya da bizim şu kültürümüze bakalım. Orta Doğu kültüründe yaşıyoruz. Orta Doğu kültürlerinde geniştir. Dile bunlar nasıl yansıyor? Bir sürü akrabalık sözcüğüyle yansıyor. Yani kültür dile etkiler. Bu da diğer taraftan baktığımız. Şurayı hemen özetlersek. Ya sadece bir sözcük söyleyecektim. Başka bir şey yok. Özetliyoruz. 5 oldum. Tamam. Hani 5 saniye, 15 saniye tamamlandı, bunu diyecektim. Özetlersek şunu göreceğiz biz. Linguistic relativity demek arkadaşlar, dilsel görelilik. İki tane görüşü var, iki tane savı var. Bunlardan biri kültür dili etkiler der, bizim deneyimlerimiz dili etkiler. Zayıf görüş. Diğeri ne diyecek? Bu da dilimiz, kültürümüzü, dilimiz, yaşamımızı etkileyecek. Bu da güçlü görüş. Sapir-Whorf hipotezi, bir diğer adı dilsel belirlenimcilik, linguistic determinism. Bitirdik. Hepimize geçmiş olsun. İyi bir sınav diliyorum ben.